Evet, Derin Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir pazartesi klasiği Derin Futbol'da sizlerle beraberiz. Milli araya girdik ama sizler için dop dolu, çok güzel, çok özel bir program hazırladık bugün. Sevgili Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam sen hayırdır, şampiyon mu oldu Fenerbahçe kutlamadan mı geliyorsun? Mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Göster göster. Bay Demirel tarafından giydirildi. Evet. Neden böyle giyindin hocam? Neden diktirdin sen Apo abi bunu sen? Ne? Neden diktirdin? Şimdi göster hocayı. Bu elbiseyi bana göster. Büyük Fenerbahçeli kardeşim onun niye Orhan gülüyor? Demirel lakabı Bay Demirel. Tyler. Terzi, büyük terzi. Büyük terzi. Çok teşekkür. Orhan mı dikti sen abi? Orhan. Bay Demirel. Nereden buldun Orhan'ı? Albatros'un içeri burada bizi seyrediyor. Bizim Albatros'un arkadaşı Orhan. Evet. Albatros Mustafa. Valla Sinancığım söz aldım. Bay Demirel. Bay Demirel haftaya Rasim Ozan'ı. Aman aman. Ondan sonraki haftalarda da hepinizi giydirecek. Her hafta giydirsin. Nerede bizi giydirmez ki? Sinan abi. Güzel bir para var mı? Sinan abi Milano'dan. Hocam hala taktırıyor bu arada. Ama şunu söyleyeyim. Aman abim sana. Taktırdı Ahmet Hoca. Şunu bir söyleyeyim. Orhan'a teşekkür bak, ettikten Napoli sonra. Bak Napoli piyasasının bir numarası burada bak. Rasimci. Napoli, Palermo ver baba müziğini. Rasim bir lafı mı oldu Rasim? Dur. Bay Demirel adam gibi terzi midir? Bir dakika Abdülkerim Hoca'yı bir dinleyelim ama. Bak, Rasim. 10 numara. 10 numara. Yani hem dikiyor adam hem de hem dikiyor hem diktiriyor. Hem de ücret almıyor. Hem dikiyor hem ücret almıyor. Bu fıkra bilir misiniz? Yok hocam. Sponsor sonra sevgisinden yoksa o çok pahalı. Hangi fıkra hocam? Tersi biliyorum hocam ama anlatma. Hocam biliyorum fıkra hocam. Burada anlatılmaz. Aman hocam. Fıkra anlatma hocam. Sinan abi sence Bay Demirel hocama da diktirsin mi? Hoca istemez. Hoca istemez. Hoca, takım elbise. Hoca sevmiyor öyle şey. Takım elbise giyeyim mi? Bana çuval. Çuval mı? Spartak yüzler hani çuval giyerekler var ya. Gel oradan gel canlı yayında hocaya, hocanın bir ölçüsünü al. Kalk bir hocamın ölçüsünü al. Orhan Demirel gelsin. Kalk bir ölçüsünü al ya kalk gel. Bir ara şey yaparız. Bir ara bir ara. Gelsin şöyle bir. Şuradan başla istiyorsan gel. Hocamın ölçüsünü al. Ölçüyü al. Ölçü nasıl alacak ya? Nasıl alınıyor? Mezura yapmayın. Ölçü nasıl alınıyor? Mezura. Zaten kendiniz bir mankensiniz. Estağfurullah. Estağfurullah canım kardeşim. Peki mikrofona gitmemiş size. Evet, sizin evet, ölçünüzü almama gerek yok. Siz zaten manken gibi çok karizmatik bir adamsınız dedi. Göz kararı yap. Hocam göz şimdi kararı. Seni göz kararı. Sana göz kararı dizdi. Şimdi diyeceğim. Benim çok şu Emre'cim daha şey yapmadı bir hazırmış. Başta hemen hani Çeşme Spor'un bayrağını attım ya küçük kartal. Çeşme! Çeşme belli. Süper Lig'e çıkması lazım Çeşme Spor. Abi dur. Süper Lig'e mi? Ama kalır mı oğlum de Süper Lig'e? Şampiyonlar Ligi'ne. Nerede sen Çeşme Spor? Çeşme Süper Lig'e geçsin. Eski benim bir dakika dur. Eski benim futbolcu arkadaşım Paşa Hüseyin oraya anladın mı? Başkan oluyor. Çeşme Spor satın aldı mı? Bir dakika dur. Hayır Çeşme Belediyesi'nin takımı ya dur. Yavru Kartal siyah beyaz renkte Çeşme Belediye Sporumuz süper amatörde oynuyor. 26 Mart 2022 Cuma saat 17'de genel kurulu var. Çok Paşa güzel. Hüseyin, Gültekin ve ekibi inşallah göreve gelecek. Paşa Hüseyin Çeşme Spor'un aşığı yıllardır hep oralı. 1980 yılından beri bu kulübün içinde. Çok güzel. Çeşme Belediye Spor Başkanı sevgili Başkan Ekrem Orhan'la beraber çalışıyor zaten. Ekrem Başkan da biliyorsunuz Çeşme'nin çok başarılı belediye başkanı. Aynen. Dostumuz şu an çok başarılı Ekrem Bey. Aynen. Benim de iyi de dostumdur başkan. Sen Çeşme'lisin benden çok İzmirli zaten. Hüseyin Başkan'a ve aynı şekilde Paşa Hüseyin'e de başarılar. Ben de bundan sonra Çeşme Belediye Spor'un arkasındayım. Fahri başkanısın. Fahri başkan ya, oldum maddi manevi. Şey ben de Fahri başkan. Eski Fenerbahçeli Paşa Hüseyin. O Paşa Hüseyin değil o Paşa abi. Öldü. Paşa abi. Sinan abi. Bir dakika dur. Ben Çeşme Spor'un hocam, Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum. Niye Paşa hocam? Hüseyin bir dakika hocam bitireyim. Hocam bu Paşa Hüseyin Çeşme Spor'da falan oynadı. Oralarda oynadı. Abi, bizim eski o rahmetli çok oldu eski Fenerli Paşa Hüseyin var. Belediyede çalışıyor. Sevgili Ekrem Başkan'la beraber çalışıyor. Çeşme Belediyesi. Çeşme Belediye Spor'u destekliyorum. Sonuna kadar arkasındayım. Maddi manevi Hüseyin'cim. Bodrumcu değil Çeşmeciyiz doğru. Çeşmeciyiz biz. Bravo.
Bodrum dibiyiz, beyaz futbol Bodrum değil, Çeşme'ye koy. Çeşme'de bedava, Çeşme. Çeşme'de bedava tatili garanti. Bir dakika dur. Çeşme'de abi, benim babamın yazısı var, otele içeceğiz. Gerek yok. Çeşme abi, fazla dolmasın. Fazla dolmasın. Bodrum'a gidin arkadaşlar. Gidin abi. Çeşme nezih olsun. Zaten Sinan abimin çiftliği Alaçatı'yı doldurdu. Zaten o kadar büyük değil. Zaten Ekrem Başkan bir çiftliği var. Zaten Ekrem Başkan. Çiftliğinde ayıları var. Zaten Ekrem Başkan çok dikkat ediyor oradaki yapılaşmaya. Çok tabii, dikkat tabii, ediyor. Tabii, tabii. Bak Dinçer Zapan ne demiş? Aha. Abi sen de varsan biz de sponsorlu az. Selam bastım erken geçti. Dinçer Zapan da sponsor. Bence bu programı Dinçer Zapan üzerine kurmalı. Hocam Dinçer Zapan da hazırmış sponsorlar. Hocam Çeşme Sporu tıpkı Göztepe'miz gibi... Çıkaracak mıyız? Süper Lig'e çıkaracağız. Benim bütün hem ablamın hem babamın yazlığı Çeşme'de. Zilan abim Çeşme'de. Abi Dinçer Zapan bir kere sponsor oldu, bitti artık. En büyük Bodrum, başka büyük yok. Vay, bunlar Bodrumcu. Ben Bodrumcuyum. Evet. Bodrum Spor var mı? Bodrum Spor var mı? Tabii ki, olmaz mı ya? Nerede? İkincilik var, de var. Bodrum Spor iyi oynuyor. Bodrum. Hayır. Şimdi Çeşme Spor. Bir ara Kuşadası vardı. Engin Berberoğlu var. Hala var. Hep var. Şu an var. Efsane başkan. Şu an Kuşadası Spor. Engin Berberoğlu var. Kuşadası Spor şimdi, o da Bal Ligi'nde. Bal. Orada Kuşadası Spor. Orada Engin Berberoğlu. Oraya da belki bir arkadaşımız lazım. İyi bir stat var. Sen yönetim kuruluna girmişsin, haber aldım. Kuşadası Spor'a girmişsin yönetimine. Bu kaç yönetim kuruluna girdi? Sinan abi gözler yakalandı. Bizim Alim'le Emrullah'lar muhtemelen Kuşadası Spor'u alacaklar ileride. Tamam, sen de oraya gidiyormuş. Süper Lig'e çıkacaklar. Abi bu kulüplerin satın alınması şart. Dinçer Zapan'dan yine mesaj geldi. Çeşme Spor satın alacak. Abi sonuna kadar isim hakkını da alıyorum dedi Çeşme Belediyesi. Evet, hepiniz adına. Çeşme Spor. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Çeşme Spor. Başlayalım mı programı? Haftaya. Başlıyoruz programı. Bitti o zaman. Bitmedi mi ya? Yok, bitmedi. Selam paslığını başa aldık bu sefer. Ben evet. Onurcuğum bir sorunum vardı ya, ben sorunu cevaplayayım. Şampiyon mu oldu Fenerbahçe? Yıldız, niye böyle giyindin? Onur Yıldız bana bugün bir taş atarak başladı programa. Evet. Bana dedi ki, Apo hocam hayırdır, şimdi sarı lacivert giyindim ya. Evet. Fenerbahçe şampiyon mu oldu böyle giyindin diyor bak, bana. Bak. Benim bak, böyle bak. Giyinmem için sarı laciverti kalbime kazımak, vücuduma kazımam için illa Fenerbahçe'nin şampiyon olması mı lazım Onur? Teessüf ediyorum sana. Teessüf ediyorum. Bunu özellikle bugün niye giydim bu kıya? Haklısın. Bak bu renkleri özellikle bugün niye giydim biliyor musun? Niye? Bugün artık maçlara seyirci gitmediği için sosyal medyada taraftar bütün duygularını açığa vurmuyor mu? Aynen. Fenerbahçe taraftarında haftalardır, hele dünkü Beşiktaş maçından sonra bir bezginlik görüyorum. Neredeyse Fenerbahçe'den vazgeçmeyi düşünen insanlar var. Öyle paylaşımlar yapıyorlar. Yok, öyle bir şey yok. Ben onlara inat böyle giyindim. Kardeşim, Fenerbahçe kulübü şampiyon olur mu? Fenerbahçe olmaz. İnanın. Biz Fenerbahçeliyiz. Her zaman. En ya kötü elbiseden bile Fenerbahçe'ye çıktım. Öyle kardeşim. Öyle bak Fenerbahçe. Ama elbise güzel. Valizi de aldı. Fenerbahçe başarısız olduğu için Fenerbahçe'den vazgeçenin kalbi kurusun. Abi bu kravatın çok güzel Apo be. Vallahi hakikaten ya. Kravatın gözüm kamaştı. Abi sarı lacivert kanarya. Çocuk hakikaten çok yaratıcı biliyor musun? Vay hakikaten demire. Gözüm kamaştı. Apo güzel bir kıyafet. Sağ olsun. Çok şık duruyor seni. Tebrik ediyorum. Hocam ama biraz da beni tebrik edin. Boyun posum. Fiziğime niye bir şey demiyorsun? Hocam bu takım elbise herkesin bu kadar güzel yazmıyor. Buradan veremiyor musun beni? Veriyor. Çok teşekkür ederim. Ya yine mesaj yağmuru karşını Sinan abi. Vay. Aa sakın sakın. Manken gibi şurada bir yürüsene podyuma. Hadi sakın sakın. Serkan manken gibi şurada bir yürüsün. Sinan abi sakın sakın da mesaj bak, Allah aşkına, bak. Olur ya. Şu Rasim, şimdi Rasim gevezelik niye yapıyor? Allah. Göbeği var. Sinan'da Sinan'la ikisinin fiziği göbekli ya. Haklı. Bak manken yok. Hocam nasıl kıyas? Golden beri şöyle bir yürüyerek geçsene yerine bak. Hocam görsün. Şöyle düşünsene hocam. Fiziğe bakar mısın? Oo bravo. Manken 60 onu, yaşında manken. Gibi oldu. Aa poza bak. Vallahi ya, biliyorsun bak, sen bu işi. Şıklığa bakın. Böyle gideceksin sonra. Abdülkerim Durmaz'daki şıklığa bakın. Hakikaten Fashion şimdi, TV gibi Rasim oldu. Şimdi Rasim Ozan benden 30 yaş küçük adam. Ayağa kalksın bu kadar göbeği var. Doğru. O kadar dedi. Diyetisyene gidiyor haftaya o başladı. Haftaya ben de yiyeceğim. Haftaya sen yürüyeceksin. Ben de yiyeceğim, yürüyeceğim ama bana bir şey yapın. Seren evet. Serengil eskiden yapardı böyle şey. Neydi? Filtre mi? Filtre yapıyor. Şimdi zaten küçücük. Zaten minicik kaldı da eskiden daha böyle kiloluyken şey filtre yapıyor. Bodrum'dan da mesaj geldi bizi bırakma diye. Ne yapacağız? Eyvah. Hem Çeşme hem Bodrum. Bodrum, Kuşadası, Çeşme. Maçakızı, Opo. O fiyatlar ne? Lahmacun 350 lira.
Bir su 50 lira. Maça yani Bodrum'un yakın dergisi. Bodrum. O kadar da değil ya. Maça kızı gönderdi bir tosun mesela. 350 maça kızı. Evet, başlayalım programa. Açayım mı? Beyler büyük sıkıntı var. Yalnız Bodrum çok dolu. Emre Berezoğlu ile Volkan ağır kavga etmişler. Hayda. Hocam yaka paça birbirine girdikleri söyledi. Doğru hocam. Mu? Beyler bir dakika. Bilgi. Çok önemli. %100 doğrudur değil mi? Kirlerli'den. Emre Berezoğlu ve Volkan kavga etmişler. Ne zaman? Birkaç gün içinde. Ve Emre Belözoğlu'nun bütün düşüncesi. Atletico Madrid'e kaçmak ve sportif direktör olmak yazın. Hocam bombaladın. Dakika evet, bir, yaz. Gol iki oldu. Şimdi Ahmet bunun Çakar diyor ki... alakası yok. Heh. Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel derbiden önce tartıştı, kavga etti. Hmm. Ve Emre Belözoğlu Atletico Madrid'e sportif direktör olmak istiyor. Bütün planı kaçmak. Kaçmak mı, transfer olmak? Kaçmak demeyelim. Ben kaçmak. Kaçmak mı diyorsun? Kaçmak diyorum. Peki kaynak... Senin o meşhur kuşların var. Arkadaşlar. Kaynak deyince Abdülkerim Durmaz güldü. Ebabil nedir? Kuştur. Ebabil bir kuştur. Aslını inkar eden. Kaynağını söyleyen. Hocam kaynağını söyleyen diyeceksin. Ebabil bir kuştur. Kaynağını söyleyen. Hadi yalansınlar, yalanlasınlar bunu lütfen. Ya, sosyal medyaları söyleyeceğim. Ondan sonra da Ahmet Çakar'a biraz bu olayın üstüne gitmemiz gerekiyor. Bu haberler nereden alıyor hoca, hayret bir şey. Ben şimdi Fenerbahçe Kulübü ile ilgili... Ahmet Çakır'ın enteresan iddiaları var bu sezon. Bu da onlardan biri. Hani Ahmet Çakır'ın kaynağı söylemiş. Hemen söylüyorum. Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz. Twitter'dan ve Instagram'dan. Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Rasim Ozan'ınki Rasim Ozan Official. Ahmet Çakır'ınki Ahmet Çakar Official. Ve Abdülkerim Durmaz'ınki Abdülkerim Durmaz. Benimki o Onur Yıldız şeklinde. Şu anda kaynağını gösteriyor Ahmet Çakar Abdülkerim Durmaz'a. Hocam yalnız bu bombayı ortaya attın. Attıktan sonra geri çekilmek bence yok. Şimdi bütün Twitter'da falan herkes soracak. Tekrar söylüyorum. Emre Belözoğlu için hayır yapmadık diyor. Volkan'la ağır kavga ettiler ve Emre Belözoğlu'nun bir an önceki hedefi Fener'den Vın Atletico Madrid. Peki sen şimdi bu iddiayı ortaya attın. Evet. Ya Fenerbahçe bunu yalanlarsa bu gece ya da yarın. Ya da bu olmazsa mesela. Ha? Ya da bu olmazsa mesela. Önümüz sezon yine Emre Belözoğlu devam ederse. Abi yalanlayabilirler. He? Ama hayır, devam benim dediklerimi, bir dakika, benim dediklerimi referans alıp geçen hafta açıklama yapmadılar mı? Ha, hem açıklama yaptılar hem savcılığa başvurdular. Olabilir. Soruyorum, Belezoğlu'yla Volkan Demirel kavga ettiler mi? Bu kadar basit. Evet. Ahmet Çakar soruyor, böyle bir iddia attı ortaya. Hani biz burada programın başında biraz bilerken eğlenirken bir anda Madrid'de. Buz kesildi ben ortam. Ben hocam şimdi yani bu konuya Fransızım. Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'de sportif direktör oluşu bana son derece mantıksız geliyor. Ya niye olacak yani? Yani niye olacak bir? Ayrıca mesela... Daha önce o futbol oynadığı bir ama kulüp. Ama abi İspanyolcası da benim bildiğim Emre Belözoğlu'nun yoktur. Ama İtalyancası iyi, İngilizcesi yani iyi. Hiçbir, yani Emre benim bildiğim kadarıyla hiçbir dilde böyle par excellence, mükemmel değildir. Tabii konuşur yani güzel. I want to go falan. Yani konuşur. Güzel, bir resepsiyon İngilizcesi deriz orası. Resepsiyon. Ayıp bir şey değil. Ama orada çalışmak için hakikaten ana dilimiz Erol Bulut'un Almancası gibi olacak. Anlatabiliyor muyum? Erol Bulut'un Almancası ana dili gibi zaten. Heh, onun gibi olacak. Yoksa öbür türlü. Ya burada bile biliyorsunuz onu sıkıntılı yani bu bana mantıklı bir teori gibi gelmiyor. Hani eskiden saçma sapan transfer haberleri olurdu ya. Ulan derdim bu adam nasıl oraya gider falan filan. Yani burada baktığında Emre futbolcu olarak başarılıydı. Atletico Madrid futbolcu olarak gider. Sportif direktör. Ya Terim yapamadı arkadaş. Fatih Terim 2001'den beri, benim bildiğim 2001'den beri de dışarıda başarılı bir teknik direktörümüz de yok bizim. Ya. Küçük küçük takımlara gidenler var herhalde değil mi? Yani evet. Bizim teknik direktör olarak. Hiç yok abi. Hiç yok. Ya. Küçük küçük takımlara gidenler var. Ama ya Terim'in Fiorentina macerası, sonra AC Milan macerası çok kötü bitti. Dal geçtiler orada. Ancelotti ya bir kere için Emre Belözoğlu'nun gitmesi ne gereği, yani ne gereği var değil mi? Yani sanki bana, Atletico Madrid de işi gücü bıraktı. Emre Belözoğlu'nu düşünüyor. Ne alaka? Atletico Madrid şu anda İspanya Süper Lig'de Real Madrid'de Barcelona'yla birlikte. Tabii. Hatta onlardan daha. Belki şampiyon olacak. Şampiyon olacak belki de adam. O durumda yani. Her şey iyi giderken. Tayfur Havuççu yönetti. Saçma. Hamburg'da falan değil mi Tayfur Havuççu? Yanlış hatırlıyorum. Korkut o ya. He? Tayfun Korkut. Pardon Tayfun Korkut ama Bundesliga'da hocalık yaptı. Ama yaptı. Çok başarılı olamadı.
Ama o zaten o da Almanyalı zaten yani. Oradan doğma büyüme geldi. Sen sonuçta ihtimal veriyor musun böyle bir şey? Ben kavgaya da ihtimal vermiyorum. Hocamın yani kavga olabilir Sinan abi, gitse kavga çıkarak. Hayır hayır, hocanın kaynağına. Yakışan iftira diye bir şey var. Ama bu illa çıkar diyor. Hele Beşiktaş derbisinden önce. 2-3 gün önce kavga edecekler. Beşiktaş derbisinden önce basına düşer bu ya. Şimdi ben hocanın kaynağına, hocanın kaynağına saygı duyuyorum. Ama bir hiyerarşi vardır orada. Emre Belezoğlu onun oranın patronu. En üst. Yani Emre ile çok böyle ekişte kakışlı bir kavga olursa orada ikisinden birisi gider. Ve bunun duyulmama ihtimali, basına çıkmama ihtimali, başka bir yere gelmeme, futbolculardan onlar, bundan, şundan, personelden yani kaçmaz. Yani bilmiyorum. Hocam tabii bilgisini çürütmek istemiyorum. Ben ihtimal vermiyorum. Emre Belezoğlu Atletico Madrid bir kere... Hiç mantıklı değil. Hiç mantıklı değil. Bir kere ne işi var Atletico Madrid'den? Zerre. Atletico Madrid aklına gelmedi. Fenerbahçe Emre Belezoğlu'nun uzun yıllar bir planlaması olduğunu düşünüyorum. Ben bunlara çok Sinan ihtimal... Sinan Bey bu model devam mı edecek? Efendim? Yani ben ikinize de sormak istiyorum. Evet. Opa abi, Sinan abi. Fenerbahçe'de bu model devam mı edecek? Bizim lehimize bu. Edebilir. Abi böyle komik model olur mu? Bir sorumlu bir adam atar oraya. Joachim Löw gel. Kardeşim iki sene içinde şampiyon yapmazsan git. Edebilir. Abi burada Emre Belezoğlu'nun yani kimin yetkisi var? Kimin sorumluluğu nerede? Kimin otoritesi hangi alanda? Belli değil ya. Bellidir. Biz bilmiyoruz. Abi nasıl belli? Biz bilmiyoruz kardeşim. Üçüncü bitirecek. Ya sen nereden bileceksin? Biz bilmiyoruz. Emre Belezoğlu'nun yetki sence alanı bellidir. Teknik direktörün yetki alanı bellidir de bunu biz bilmiyoruz kardeşim. Sence başarılı olur. Biz hep tahmin yapıyoruz. Özellikle siz... Başarılı olursa olurdu, bu sene olmadı. Olmadı. Şimdi biz hep tahmin yapıyoruz. Emre mutlaka Erol Bulut'un işine karışıyordur. Tahmin. Ne bilen var, ne gören var, ne duyan var. Sen, anladın sen, mı? Bir şey söyleyeyim, bir dakika. Bu yani bir bu dakika. Tahminden öteye bir sen şey hiç geçmez. Sen şimdi futbol takımını sana örnek veriyorum. Evet. Sesli düşünelim hep beraber. Tamam. Aynen aynen. Futbol takımının sportif direktörüsün Emre Belezoğlu'sun. Evet. Her şey senin sırtına yüklenmiş. Tamam. Geldin değil mi abicim? Tamam. Geldin. Transferleri yaptın. Beraber ortak yaptınız. Hocayla beraber yaptınız. Tabii, evet, evet. Takım kötü gidiyor. Evet. Takım kötü gidiyor. Takım kötü gittiği zaman bakıyorsun yanlışlar var. Tabii. Sen de görüyorsun. Tabii ki. Kamuoyu da görüyor. Tabii ki. Ne yaparsın? Hem hocaya hem futbolculara dikilirim. Hepsine üstlerine üstlerine. Bir dakika dur. Nefes dikilmek aldırmam. Hayır, hayat yaşatmam onlara. Şey, bir dakika. Hayat. Hayır dikilmek değil şimdi öyle. Öyle. Oradan ben şeyli konuşuyorum. Hayır. Halk dilinde. Oradan değil. Tepelerine binerim. Hayır hayır. Şimdi çağırsın Emre'yi. Değil mi şeyi? Erol'u ne dersin? Hocam bu takım böyle oynamalıydı. Böyle denesek, böyle bir taktik konuşması yaparsın. Sen de fikrini söylersin değil mi? Çok. Sportif diyor. Çünkü niye? Senin de boynunda ilmik var. Sen ne gidiyorsun? Yani başarısız olursa değil mi? Burada. Ben Emre Belezoğlu'nun... Hani müdahale etmez misin takımına? Ben işte Emre Belezoğlu'nun bunu yapmadığı için eleştiriyorum. Hatta da az yaptığı için eleştiriyorum. Ha, sen ben müdahale olsam edersin daha, yani. Da, tabii ki daha fazla. Ben daha fazla ederim. Ben daha bak sportif direktör benim anlamımda şu. Ben sportif direktör Türkiye'de Emre'de gördüğüm şu. Alo ben Emre abin. Gel oğlum kaç para istersin? Ha, parayı da Ali Koç'un parası. Hani Fenerbahçe kulübünün parası. Evet. Pazarlık yapan bir adam gibi orada duruyor. Başka piyasada yok. Ben sportif direktör deyince o takımın futbol aklı olduğunu anlarım. Bugün sahada Fenerbahçe takımı anlamsız, sistemsiz bir oyun oynuyorsa baş sorumlusu Emre Belezoğlu'dur. Sen bravo. Neydi senin kafandaki Fenerbahçe? Neydi senin kafandaki Fenerbahçe? Gördüğün, önümüze sunduğun Fenerbahçe ne? Bir kere Emre Belezoğlu bunun sportif direktörü. Ben ona Emre değil. Sportif direktör kimse. Yoksa öbür türlü sportif direktörü burada kameraman da yapar. Ver eline telefonu, ver cebine parayı. Arasın futbolcuları, pazarlık yapsın. O tamam. Fenerbahçe futbol olarak ortaya ne koyuyor? Bu sportif direktörün futbol anlayışında ilgili bir şeydir. Evet. Öyle olmalıdır daha doğrusu. Şimdi... Fenerbahçe'de de böyle bir şey yok. Görmüyoruz. Çekilmişler kenara. Benim gibi takım elbise giymişler arkadaşlar. Şeref tribününde. Canti. Ali Koç bir başkan. Emre Belezoğlu ikinci başkan. Ediyorlardı. Müdahale... Ama tamam böyle olmaz kardeşim. Böyle olmaz. Daha fazla bu... içinde olacaksın. Elin bak, hem hocanın hem futbolcuların üstünde olacak. Eder miyim? Edilmez mi arkadaşlar? Öyle canti takılmakla olmaz şimdi bu bakın, işler. Bu her işle alakalı. Bir şirket düşünün. Tabii patronu yani. Vardır. CEO'su vardır. Şirket zarar ediyordur. Şirketi de çağırırsın. Ne oluyor? Televizyon düşün. Bir de şirket kültürüyle alakalı. Kötü gidiyor. Tabii tabii. Değil mi? Kim buranın patronu? Onur Yıldız. Kim bunun genel koordinatörü? Osman Göçek. Ya arkadaş niye kötü reytingler? Niye iyi değiliz? Doğru doğru doğru. Ne yapıyorsunuz? Bilmem ne. Bunlar yapılır. Yani kaldım yani, onurun bunlar... masasında oturmaz ama ne oluyor diye müzakere eder. Rasim'ciğim bunlar anormal bir şey değil. Yani tabii. Emre Belezoğlu müdahale ediyor mu?
Öteki etmiyor mu? Etmemelidir. Etmiyor. Hayır abi, eder. Edeceksin. Etmek zorundasın. Ama Bilal, uslumu olur değil mi Sinan abi? Herhalde. Ya zamanında Ali Şerin, Ali Şerin Otto Baliç'e, rahmet Otto Baliç'te öldü değil mi merhum? Al ilk 11'i bunu çıkartıyorsun. Bazen de bu da tutar ama o. Aa Sinan abim de tutar ama bazen de. Kurum kültürüne ait biraz Orta Doğu usulü. Ama rahmet Bilal abi yapar bir şey. Bilal abi telefon ederdi şu oyuncu demişti. Ya şimdi bir şey söyle. Bir şey söyle. Ama bu biraz Alaturka. Şimdi Orta Doğu. Bir şey söyleyeceğim. Ya şurada itiraf etti bir dakika. Alişan Başkan. Alişan Başkan'ın durumunu söyleyeyim sana. Alişan Başkan. Alişan, bak Alişan Başkan çok iyi insandır. Bu işin de şovunun, şovun. Bu işin şov kısmında şov kralını yapar. Büyük şov. Şimdi Alişan o gün Fenerbahçe kötü diye son bir kupa maçında Otto Baliç'e ben bunu verdim diye söylüyor ya. Fenerbahçe o kupa maçını kazandı. Tamam mı? Eğer Fenerbahçe o gün yenilse Alişan o kadroyu verdiğini hayatta Türkiye'ye açıklayamazdı. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Boliç olayı da öyle. Evet tabii ki. Yani, tutunca ben oynattırdım. Bir dakika, ben yaptım. Ne oldu? İtiraf geldi. Ne oldu ya? Ne oldu oğlum ben ya? Ben Sinan Engin'im, göster. Sinan Engin de şu an Lucescu. Lucescu gibi dur biraz. Lucescu olur mu ya? Lucescu kadro verilir mi ya? Al! Ya Lucescu'ya kadro. Bununla çıkacağız ona göre. Lucescu'ya kadro verilir mi? Verdin. Ne bir itiraf ettin? Lucescu'ya verdim. Ben ilk 11 yazdım ben... verdim dedi. Ya nerede Allah sevdi Allah dedi. İyi oldu sana. Allah. İyi oldu sana. Söyledi. Lucescu'ya verdim. Evet. Ya bir de kime verdin sen? Kimin çalıştın? Ben Skala'la çalıştım. Ha, Skala. Doğumla çalıştım. Söyledi. Neyle çalıştın? Tigala. Tigala. Ertuğrul Sağlam kardeşimle çalıştım. Tigala. Onunla çalışmadım. Hani sevmem onu. Tigala sana rağmen seni sevmiyorsun. Beni sevmiyor değil. Tigana. Sen hakikaten bu Sinan Engin kanser değil demiş Tigana. Siz çalıştınız mı beraber? Hayır. O laf nereden çıktı? Hatalarını söylediğim için onun. Ha Sinan Engin kanser. Onu da bir tane gaza getirdiler. Dangalak bir tane şeyi vardı. Onu gaza getirdi giderken böyle söyledi. Hiç üzmüyorum ona. Tigana Beşiktaş'ın kanseri Sinan Engin dedi. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Sende nasıl bir hafıza var? Ya nasıl unutmuyorum değil mi? Sen nasıl bir adamsın ya? Kaç sene önce ben unuttum. Ben Tigana'yı daha mı ağır iştiriyorum. Düşün Beşiktaş TV'de de program yapalım. Ama Tigana çalıştınız diye. Sen Beşiktaş TV'de program yaparken iştiriyorum Tigana'yı. Bana bir soru. Buyurun. Rüşeskül'ü aran nasıldı? Çok iyi. Hep nasıl iyi adamdır? Peki Sinan abi insan. İlk 11'i kime verdin? Kime verdi? Skala, A Skala. Yok, anket yapın. A Skala. Ya yapma öyle şey olur mu? B Lucescu, C Ertuğrul Sağlam. Kaldı verilir mi ya? Dördüncü kimdi? Ya Doğum. Yayından önce. Sinan abi, kadroyu verdiğiniz vardı. Şu adama anlatıyorsun. Ya gel buraya. O da seni ele verince isyan ediyorsun. Ya Rasim Esir verilir mi ya? Hocam Rasim Esir verilir mi ya? Hocamın ağzından kaçtı biz de verdik dedi. Herkes verir fikrini söyler. Oğuzhan Şahit. Nerede Oğuzhan? Rasim. Rasim Esir verilir mi ya? Rasim'im herkes fikrini söyler. Sinan abi kaçtı arada. Ya fark etmez. İyi adam mıydı? Sinan Lucescu iyi adam mıydı? İyi insandır hocam. Vallahi. Lucescu iyi adam. Eskiden bir ara sevmezdi. Hayır. Kavgalı dövmüyor. Neden kızdın Lucescu biliyor musun? Vallahi. Sen Lucescu, Serdar Bilgili bazı oyuncularla ilgili dedik ya bunlar acaba maç satıyorlar mı deyince Lucescu olabilir dedi. Aa. Ben ondan kızdım Lucescu'ya. Beşiktaş'ın oyuncusu maç satıyor mu ya? Oğlum bu ne ya? Sen 2011 verdin açıklıyorsun. Aa. Manşet olmuş. Dinle. Göster. Dinle. Kağıdı kaybaldı. Parma maçına gittik. Dur bir dakika Rasim. Anladım. Parma maçına gittik. Biz de seyirci olarak bizim Celal Kolok da Milano'dan oraya geçti. Lucescu, Yıldırım Demir. Herkes orada dedi. Bizim İsmailer yaşıyor. İsmailer. Bizim İsmailer yaşıyor. Aslandır İsmailer. Tabii İsmailer. İsmailer dedi. Böyle yaptı. Oo dedi. Alt yazıyı kaldırma olur. İsmailer dedi toplanmışlar falan dedi. Tamam mı? Bir dakika dur. Olayı anlatıyorum. Olayı anlat. Anlatıyorum. Neden onu? İsmailer anlat. İsmail diyor. Şefs'te yaşıyor. Aynen aynen. İsmail dedi ooo dedi falan türbinde bir seyirci olarak geldik Parma Beşiktaş maçında. İsmail dedi ki bir de resim çektirin. Ben dedim buna resim çektirmem dedim. Kimle? Lucescu'ya. Lucescu'ya. Kavgalıydı o dönem işte. Odan dolayı hocam o laftan dolayı. Gibi oyuncular satmış olabilir demişti. Ben o da destekledi diye. Ben de Kordoba mesela. Herif ağladı mesela çocuk anladın mı? Hakikaten Kordoba'ya haksızlık yapıldı mı sen? Tabii bana, bana nasıl böyle çok bir tahmin edilebilir? Mesela yani. Sinan abi nereden çıktı Kordoba'nın maç sattı olayı? Bir yerden geldi neyse. Ne? Yalan. İstanbul Emniyet Müdürü cerrah söyledi. Ya işte söylemek istemedim. Neyse. Nereden uyduruyorsun Celal'e? Bir insan İstanbul Emniyet Müdürü olsa bir de iftira atamaz kardeşim. Kordoba öyle bir adam. Neyse sonra bu bir tane muhabir çocuk vardı Selçuk Manav. Tamam mı? Selçuk Manav da çıkıyor diyor ki oradan gelecekken niye resim gelmedi falan. Diyor ki Sinan Engin diyor senin için böyle bir... Aa öyle bir... Falan dedi. Ama sonra aradan zaman geçti barıştık. En son
CVK Otel'de. Eddie Baba'yı Üçeşko oturduk. Uzun uzun oturduk yani. Üçeşko. Mahmut Cevin Oteli. Üçeşko iyi adamdır. Bak bir dakika, İsmail Yardım. Hocam sesi iyi geliyor mu Serkan? Hocam cerrah dinleme yapıp mı bunu söyledi? Tahmin mi söyledi? Abi bilmiyorum. Mesaj ben sayın bana. Neydi? Celalettin Cerrah. İsmail'e doğruluyor. İsmail'e doğruluyor. Aynen böyle. Konu bu hocam. Ama evet. Sonuçta Lagaluga'ya getirdi. Sayın seyirciler, demin itiraf etti, ilk 11'i verdi. Kime verdi onu söylemiyor. Ama ilk 11'i verdi. Bana verin, ben Beşiktaş'ı yönetim. İlk 11'i bana yönetim. Sen Valencia'daydın. Hocam. Valencia maçını hatırlıyor musun? Anlatacağım. Bak, kadroya, bak, kadroya destek olur. Biz de yazdık dedi. Şimdi. Biz de yazdık dedi. Onur duydun. Beşiktaş menajeriyim. Sabah saat 8.30. Açık büfeden yemek alıyorum. Ömer Güvenç aradı. Ömer nerede? Abiye selamın. İspanya'da. Valencia. 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 Saat kaç? Sabahri saat 9.30 hocam. Anlat Allah. 9.30. Eski hatıralar. Ömer abi, Ömer Güvenç. Sinan. Buyur Ömer abi, hayırdır dedim. Ya dedi, Ahmet Çakar'ı vurmuşlar dedi. Yok. 2004. İlk defım. Öldü mü dedim. Yok dedi, hastaneye gitti. Hastaneye kaldı. Allah korusun. Allah korusun. Tak hemen ben yemeği bıraktım. Valencia'daydı. Hemen yemeği bıraktım. Evet. Maçına gittik. Evet. Demeye bıraktım. Serhat'ı aradım. Uluer'en. Serhat Uluer'en aradım. Serhat abi dedi, şu an dedi hastaneye gidiyorum dedi. Yaralı dedi. Hani, Mecidiyek şey dedi, ölmemiş Mecidiyek falan, dedi falan. Ondan sonra işte bir konu oldu. Sonra maçtan döndük. Lüçescu'yla beraber hocayı hastaneye geldik. Ziyarete gittin. Hoca da ayakta. Bizim hakem kim abi, uzun abi? Osman Avcı. Hocayı yürütüyor. Hoca büyük bir tane ameliyat elbisesi giymiş. Tabii ki hocam. Açık böyle yürüyor hoca. Nasıl açık? Ya işte yer açık. Açık. Poposu açık. Popo açık değil ya. Arkadan böyle ameliyat elbisesi hocayı yürütüyor. Ama hoca 5 mermi yemiş yürüyor. Aynen ya. Allah. Maç yok. Gaz atmam lazım. Hocayı bize bağışladı hocamı. Ondan sonra. Sinan abi şey izliyor, intikaren değil mi? Sinan'a gibi bütün gün Fashion TV izliyor. O da intikaren. O değil o. Lüçescu mu? Benim büyük oda var. Tamam mı? Futbolcular herkes geliyor. Evet. Şimdi Sergen geliyor, at yarışı açıyor. Tamam mı? Atek geliyor. Brezilyalı diyor. Brezilyalı geliyor. Yabancı bir Eurosport açıyor. Tamam, olabilir. Fashion açıyor. Fashion güzel. Fashion TV. Fashion TV. Nerede Fashion TV? Kapak geliyor. Fashion TV ne abi? Moda TV hocam. Moda. Lüçescu da bak. Yaman gelleri çıktı. Hocam kız mı erkek mi? Kız çocuk. Hangi futbolcu açıyordu da çıkıyordu? Hayır, orada güzel müzik de oluyor ya. Sen abi Fashion TV müziklerinden. Oğlum bir anlattırmıyorsun ki ya. O da geliyor, herkes bir şey açıyor, gidiyor falan da filan da, o at yarışı bilmem ne falan. Üçesko sallayacak bir şey var. Sen dedi akşama kadar Fashion TV. O ya bütün günleri Fashion TV. Ben de ona söylüyordum. Ne var? Sonra ben ona dedim ki ama akıllı ol dedim falan. Neyse. Ya modayı takip ediyordun canım. Ne olacak? Kardeşim sen abi o Fashion TV niye kapandı? Üçesko iyidir. Açık açık hala açık. Ben Beşiktaş'a gelmeseydim diyor. İsmail Er'den mesaj geldi. İsmail Er ne diyor? Ronaldo, hocam en büyük bomba. Bak Lüçescu ne yazıyor, sen oku. Altta. Ronaldo geliyor demiştik, kimseye inanmamış. Lüçescu Sinan'ın düşündüğüne saygı duyar. Dur bir dakika dur. Hocam en büyük bomba Ronaldo var ya. Ronaldo Zogo ikilisi. Evet. Tamam. Super Liber oynuyor. Almanya'da bir maç oynuyoruz. Maç öncesi. Basın bir oyuncu gelecek. Bitirdim. Transfer işi bitirdim. Gelecek. Çocuklar geliyor mu abiler yanıma falan filan. Kartal Yiğit geliyor, İsmail geliyor, Fatih Doğan geliyor. Aklına kim geliyorsa işte o, ne o Orhan Yıldız, kim geliyorsa falan. Abi ne oldu, transfer geliyor ya, Ronaldo geliyor çocuklar, rahat olun diyor Ronaldo. Ya abi Allah aşkına dalga geçme falan filan diyorlar. Oğlum geliyor Ronaldo geliyor, aldık Ronaldo'yu diyorum. İsim becerim. Aldık. Gider Ronaldo. Yarın havaalanına gider karşılaşırsınız Ronaldo doğru geliyor dedim falan filan. Abi dalga geçme falan filan. Ronaldo geldi. Ronaldo Zagol ikisi Ronaldo. Büyük işlettik orada. Herkes açıyordu. Anlayamadılar. Sinan Engin'in o zaman doğru bir taktiği vardı. Beşiktaş'ı gündemde sana tutmak. Sana en büyük bombayı anlatayım mı? Evet. Anlat. Son bir daha anlatayım. Gündemde tutmak. Şimdi bu Huguen transferi. Biz bunu seyretmedik. Bir arkadaşımız bunu seyretmiş falan. Neyse. Biz de buradan şey uzak diye hocam, Arjantin uzak diye Kenan abiyle, sevgili Kenan Öner'le şeye gittik. İspanya'da buluştuk. Şimdi bu güveni biz seyretmedik, hiç bilmiyoruz. Ama Ertuğrul Hoca da rapor vermişler alınsın diye. Ondan önce de bizden önce görev yapan bir arkadaş da seyretmiş. Çok iyi rapor verilmiş falan filan. Şimdi biz otele gittik. Pazarlıkları yaptık, ettik ama daha adamın et mi, balık mı, tavuk mu ne olduğunu bilmiyoruz. Güven diye bir futbolcu var. Ama izlemediniz. Ama kardeşi Real Madrid'deki Güven. Evet.
O. O müthiştir. O, o. Bir dakika, o çocuğu nereden gördünüz? Kardeş çalacağım. Onu da seyretmiş daha önce ekip. Daha önceki Squad. Ekip yani. Kimin seyrettiğini şey söyleyeyim mi? Ayıp olur. Neyse. Ondan sonra biz şimdi ya dedik ki Kenan abiyle falan. Anlaştık ettik falan. Akşam dedi yemeğe gideceğiz. Yemeğe gittik. Bugün falan da geldi böyle. Oturuyoruz bir odada falan. Ya dedik şu gün dedik bir gollerine bakalım, görüntülerini görelim dedik yani falan. Bir bakalım dedik yani. Bunun golleri var mı? O kadar anlaştık. Kenan abiyle beraber, Kenan'dan da beraber. O kadar anlaştık. Abi bakıyoruz abi. Çocuk golleri hep aynı. Beş tane. Düşün Kenan abi yani eski kanka, futbolcu değil, futbol adamı değil. O bile ya dedi Sinan dedi. Ağlasın şu. Aynı dedi goller atmış. Bizim Ahmet Hasan bundan iyi dedi. Hep aynı dedi goller atmış. Aynı şeyleri falan. Bizim yemek, biz bütün keyfimiz kaçtı. Kaçtı. Ama anlaşmış bulunduk. İmza atıldı mı? Efendim? İmza. Paralar alındı. Hocam hoca istiyor diye bir şey diyemezsin işte o zaman. Hoca istiyor. Şimdi almadın mı? Ha Sinan Engin aldırmadı onu. Aldırmadı onu. Anladın tabii, mı? Tabii tabii. Şimdi tabii. Hiç şey olmadı. Biz hemen o yemeği yarım kestik. Yarım kestik yemeği. Tamam mı? Çok büyük bomba. Ondan sonra Yıldırım Başkan da başka ülkeden oraya geçecek. Orada buluşacağız. Şeyde. Ne o? Madrid'de buluşacağız. Madrid'de. Otelde. Ondan sonra Yıldırım Başkan da falan neyse biz Kenan abiyle geçtik otele. Odadan telefonlarla konuşuyor. Ya diyor Sinan diyor. Bu diye diyor aynı goller atmış diyor. Bu nasıl oyuncu diyor. Ya Kenan abi vardır başka golleri de diyor. falan. Neyse muhabbet. Ha iyi falan. Ondan sonra ertesi gün işte havaalanına gittik. Yıldırım Başkan özel uçak dedi. Öyle getirelim çocuğunu diye getirdik falan. Ondan sonra. Ama senin içinde hep bir kuşku var. Yazık dedi. Özel uçak çağırmış. neyse. Çocuğu özel uçakla aldık, getirdik, yaptık, ettik. Neyse abi. Gönderirken çocuğu mahkemelik olarak babasını çağırdık. Hal çocuğunu kurtar. Gelirken özel uçakla. Aynen. Yani böyle bir anı var hocam. Yani gittik ya, adamla. Ama işte tetkik etmek şart işte burada abi, yani. O zaman, futbol oyuncu. İptal etsen böyle. Ceşko istemişti. Ertuğrul Sağlam. Ama Real Madrid'de kardeşi oynuyor diye Sinan abi. Onun biraz ekmeğini yedi. Onun şöhretini kullandı biraz. Burada ondan dolayı yani çok detaylı istemiyorum şimdi yani kim aldı, kim istedi, kim seyretti falan demek istemiyorum. Ona kızıyorsun tabii. Öyle bir anı vardı. Çocuğu uçakla, özel uçakla getirir. Çocuk kaybetti. Taraftar geldi. Ahmet Adeş bütün taraftarlarla geldi karşıladı. Sonra çocuğu kovmak için. Giderken. Babası da çocuğun eski futbolcu. Jorge diye bir oyuncu. Babası da 65 yaşlarında falan. Gel dedi ki baba al bu oyuncu bu yeterli değil ben almam dedi bu kalbi verin parayı verin. Ya olmaz. Bir yıl oynadın bir sezon oynadın. Evet işte anlaştık ettik falan filan. Yolladı. Emre bir elbise şey attım resim attım. Benim Bambi çekimi ne oldu yok mu? Evet gelecek fotoğraf. Şimdi dün akşam beyaz futbolda bir iddia ortaya atıldı. Alman basını Löw'ün Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası Fenerbahçe'ye geleceğini iddia etmişti. Sinan Engin'e gelmişti bu haberler. Ve bir anda bütün gece bu olay konuşuldu. Şimdi bunun üzerine gideceğiz. Erol Bulut kalacak mı kalmayacak mı Fenerbahçe'de gelecek sezon? Löw yeniden Fenerbahçe'ye gelirse başarılı olur mu? Gelen haberin üstüne eklenen aslen bir şey var. Aslen büyük transferi İlhan Mansur Tümer transferi. Aa güzel. Ama bir ara ondan. İlhan Mansur Tümer'i de bir ara. Çok anılar var onda. Oo Sergen transferleri falan. Yo, çok program anılar, sonunda. Bir ara, YouTube'da bunu konuşalım ya. YouTube'da ben de geleyim. Konuşalım. YouTube'da. Löw'ü dün akşam bizim sevgili Almanya'da yaşayan bizim Anıl Çil var. Augsburg'da biliyorsun Anıl Çil. O söyledi değil mi? O dedi ki Sinan abi dedi böyle dedi. Hatta Anıl Löw'ün de arkadaşı. Aramış Löw'ü ulaşamamış. Açmamış telefonu bizim Anıl Çil. Löw'ün de arkadaşıyım ben abi dedi. Açtı. Bu nerede çıkmış? Alman Kicker çıkmış mı? Tabii. Ve diğer basın organlarında. Çoğunda çıkmış. Kicker mı çıktı acaba? Yok sen söylemeden önceki işte o dün geceki haberler. O zaman haberler çıkmış. Ha benimle alakalı yok. Ben demedim ha. Bana gelen istihbaratı söyledim. Sen Almanya'dan sana gelen istihbaratı söyledin. Anıl Çil'in bana söylediğini söyledim. Ha. Aynen, evet. Löw Fenerbahçe'ye renk katar mı? Başarılı olur mu? Arkadaşlar. Almanya'da bir arkadaşım var. Köln'de yaşar. O yüzden Alman kültüründen geliyor. Net bir şekilde Löw işi bitti. Ufak tefek detaylar var. Ya. Yani para da bitti de detay. Hocam bana göre büyük iş olur. Bak Fenerbahçe, Joachim, Löw ama kalacak. 3-4 sene kalacak. Hocam bak. Ne oluyor? Fenerbahçe'de. Abdülkerim Hoca. Aa bak ne kadar gençti o zamanlar ya. Çok gençti ya. Tabii çocuk. Adana Spor'da da çalıştı. Abdülkerim Hocam sen... Bu olayla ilgili Joachim Löw
Valla ben böyle haberler duyuyorum. Binlerce haber duyuyorum işte. O geliyor, bu geliyor, bu gidiyor adam falan filan. Sonuçta çoğu fıs çıkıyor. Onun için bekleyeceğiz sezon sonunu. Sezon sonu kim gelecek, kim gidecek? Bakalım lig nerede bitecek, nasıl bitecek? Kimler kalacak, kimler uçacak? O zaman belli olacak. Ben yalnız bir de şunu söyleyeyim. Sevgili Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Urmak, hepinize selam söylüyor. Süleyman Başkan selam söylüyor. Diyor ki, koskoca diyor beyaz futbol ekibisiniz diyor. Buyur. Türkiye'de bütün takımların göğsünde sponsor var. Siz kendinize bile sponsor buluyorsunuz. Bana sponsor bulun diyor. Olayım. Aa, Karagümrük. Ben oluyorum. Göğüs sponsoru Karagümrük. Karagümrük. Bir dakika, koskoca Süleyman Karagümrük bulamıyor mu göğüs sponsoru? Evet hocam. Allah Allah. Evet hocam. İnsanlar. Pinçer Zafan sponsor oldu. Bir de Karagümrük ligin, Karagümrük ligin en başarılı ekibi ya. Herkes küme düşer diyordu. Asansör takım olurdu diyordu. İlk beşi kovalıyor. 8. sırada helal olsun. Fatih Karagümrük stadını aşlayabildi mi Süleyman Urmak? Fatih'te bir stat ya. Stat yok önemli. Abi, stat yok, stat yok. Bizim abi. Eski stat duruyor. Vefa statı harika. Yani hayır, Fatih Belediye Başkanımız da bu işe el ayak. Hatta ben bir kere söyledim. Ne kırılmış bana. Ben de Fatih Belediye Başkanı futbolu çok ilgilenmiyor dedim. Sen de söyledin ya bana. Beni de aradılar. Orada. Ya. Yani Süleyman Urmay'la Sayın Fatih Belediye Başkanı bağlantıya geçip ya bir stat olması mesela bizim Göztepe'ye yani, bir stat yapıldı. Ya mükemmel ya. Bizim Süleyman Urmak Don Kişot gibi gel değirmenleriyle savaş açıyor. Tek başına savaş yapıyor. Ona statı verecekler abi. En sonunda verecekler. Hangi stat? Hangi? Ben, hocam, yapılacak hocam yapılacak. Ben Karagümrük'üm bir Başakşehir gibi şampiyon olacağını hocam, düşünüyorum. Hocam 8-9 bin kişilik. İnşallah ağzın bağlıyorsun. 8-9 bin kişilik kutu gibi bir stat bile yeter. Bizim vefasladın hocam. Vefasladın. Hocam orada evler mevler var ya. Oraya Karagümrük perde çek bir şey yap. Atacığım bak bunu yaz. Karagümrük ama senin de sportif direktör yapmamız lazım. 4-5 sene içinde. Fatih Karagümrük. 4-5 sene içinde ben Başakşehir gibi Karagümrük'ü. Bak burada ne yazıyor? Şampiyon olacağına inanıyorum. Helal olsun Sinan. Ağzın bal yesin. Ağzın bal yesin. Süleyman Urmak bak. Çünkü Karagümrük eşofmanı var altında. Hediye ettin. Eşofmanı giydim altına. Hakikaten ben eşofmana ihtiyaç var eşofman altına. Hocam. Çünkü Süleyman Urmak. Bana hediye etti al göster. Çünkü Süleyman Urmak bir futbol adamı. Süleyman Urmak'ın elinde. Karagümrük göster. Elinde bütçe olsun. Bak inan diyorum. Senin için giydi. Doğru diyor. Bizim hepimizin arkadaşı diye söylemiyorum. Tabii tabii. Büyük adam. Süleyman Urmak'ın elinde büyük bütçe olsun. Futbol adamı ya. Bak büyük bütçe olsun. Transferde de yanılmaz. Oynattı adamlar 300 euro, 500 euro. Ya 220 bin euro İtalyan ya. Milyon euro 500 euro beğenmiyor musun? Ya hocam millet 3,5 milyon euro oynuyor 3, ya. 3,5 beğenmiyor belandalar. Yöneticisine sallıyor. Hocam 3,5 oynuyor. Beraber Süleyman Urmak'a gittiğimizde orada 220 bin euroya İtalyan milli oyuncuyu bitirdi. Hatta ilk ben TV'de. Borini. Bartolucci. Bartolucci. Ve bana o zaman ben de şöyle tweet attım. 220 bin euroya Fatih Karagümrük, Süleyman Urmak bir de pırıl pırıl da bir oğlu var. Amerika'da eğitim görmüş. Serkan. Çocuk. Heh, Karagümrük şey getirdi abi. Bu bizim dedim kulüpler alsaydı bunu verseniz 1 milyon euroya alırdı. Evet. 1 milyon euro. Şimdi Karagümrük forması da geldi. Karagümrük yanıyor polis beni. Kendileri yapıyorlar değil mi? Aman hocam. Aman hocam. Nazar. Bak görüyorsun dedim değil mi? Dedim bana çok yakışıklı demeyin. Tamam nazar değdi. Sırasimciğim. Bak bu markayı da Karagümrük kendi yarattı. Efendim, dönüşte dikkat et hocam. Çok güzel. Hepinizi Karagümrüklü yapacağım. Hadi bakalım. Ben Karagümrük'ü destekliyorum. Şimdi bugün ne oldu? Bugün Urmak'ı sana verdik. Bugün şampiyonluk oranları açıklandı ve gerçekten çok büyük bir uçurum var arada. Evet. İlk kez Beşiktaş bu kadar favori. Beşiktaş şampiyonluk yarışında şampiyonluk oranlarında 1.40'a kadar düştü. 4.10 Galatasaray ve Fenerbahçe, Trabzonspor 50. Sinan abi ilk kez herhalde i̇şte okey diyorsun değil mi? Adamsın. Alo. Sinan abi biraz bu, adaletsiz değil mi bu? Adamsa olur mu ya? Şu an bir şey söyleyeceğim sana. İyi hadi. Oyna başka takıma istiyorsan. Bak. Adaletsiz bir dakika sen, dur. Oyna. Vereyim sana para oyna da oynuyor musun? Oynayayım mı? Oynayacağım. Kim oynayacaksın? Kime ben basarsın parayı? Basarım. He? Nereye? Galatasaray'a para gidersen amcan. Gider. Ya ne yapıyorsun? Kumar bu zaten. Niye paranı çöpe atıyorsun? Atma paranı çöpe. Paranı değerlendir. Sen Beşiktaş'a basarsın. Ben iddiaya oynamam. Hayatımı bilmem ama basarım. Eşeş oynarım. Papatya niye çıkardın? Papatya. Fal yapacağım. Bakın. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş. Doğru yap lan. Fenerbahçe, Galatasaray. Hile yapma. Beşiktaş, bir dur yavaşla ya. Yavaşla. Fenerbahçe,
Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Al canlı. Hayda. Canlı papatya falı Türk kültüründe yazılmaz. Papatya falına göre Galatasaray şampiyon. Bir daha ver coşkuyu. Hile yaptın diyorlar. Fazla kopardın diyorlar. Hayır asla yok. Bak göster. Vallahi Twitter'dan yeniden yazmışlar. Göster. İki tane at. Bir daha göstersene. Re 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 ra ra Galatasaray şampiyon. Bir şey söyleyeyim sana. Yani var ya şey gibisin Amigo İsmail'den metersin göstermeli. Ama bugün sırlarını ortaya çıkardım doğru mu? Anlamadığım bir şey var. 1.40 bile 1.40 doğru mu? Evet. 1.40. Fena oran değil. Korkunç oran. Hocam kim oynarsın burada? Hoca Beşiktaş şey şampiyon sana. Yaptı dünya. Biliyorum. Bugünden itibaren. Beşiktaş'ın şampiyon olmaması... Türk futbolunun en büyük sürprizi. Hayırlı olsun Galatasaray şampiyon. Ahmet Çakar'ın bütün söylediklerinin tersi çıktı. Üçüncüne de yanılmaz ya. İki kere ya Başakşehir Başakşehir küme düşmek istiyor. Seyginde fena çıkıyordu. Ben hala iddia ediyorum. Başakşehir'in şampiyon olma ihtimali en az Fenerbahçe kadar mı? Yani ikisi de olamayacak diyorsun sen. Peki. Dün yo Başakşehir'in matematiksel olarak şansı bitti. Dün öyle bir haber gösterdi. 17. Evet matematiksel olarak şansı kalmadı Başakşehir'in. Niye 17? Sinan abi. Ben de anlamadım. Şampiyon olacaktı ya Başakşehir 17. olması. Ahmet Çakır öngörü yeteneğine dair bir şey. Ben öngörü özürlü bir adamım. Bir, Başakşehir 2 Samata. Merhaba oğlum nasılsın iyi misin dedik. Araba götürdüğüdür piyasada yok. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ligin altı var mı? 6 ile ilgili bir şey yok. Ha, puan durumu mu? Yani kimi düşecek diye ona kimler düşer? Herkes diye. Düşebilir ya. Yukarıdan kimler düşer diye bir bakalım alta. Arkadaşlar hemen hazırlasın. Bu arada dün Erzurum da kötü. Bir saniye. Eğer Beşiktaş dün kazansaydı acaba ne olurdu bu oran? 1.25. 1.25 mi olurdu? 1.30 ama üzücü olan şu Galatasaray Rize'yi yenmesi lazım. O zaman çok zevkli bir lig olacak. Fırsat teptiniz. Sinan, Konya Spor'la birlikte Konyaspor bana göre Antalya'dan sonrası hepsi düşme hattında bence. Öyle mi diyorsun? 39 Konya puanla kurtarı. Antalya var. Antalya'nın 11. altında. Sırada. Kasımpaşa düşmez ya. Nasıl düşmez ya? Şey takım abi Kasımpaşa ben dünyada en çok teknik direktörün 32 puanı var ya. Niye biliyor musun onu? Yine Fuat Çapa gitti. Niye biliyor musun? Turgay Ciner bana göre çok karışan. Şimdi kim geliyor biliyor musun? Biri daha var. Kemal Özdeş. O geliyor. Bak ben Kemal nerede? Piyasada hiç yok. Bekliyor hocam. Kulaksızda oturuyor. Hocam kulaksızda gelecek ya. Hocam bak orada da işte eleştireyim. Bak eleştireyim ki benim eşimin de patronu. Ama Turgay Ciner de çok karışıyor biliyorum. Mesela ben bir Trabzon Kasımpaşa maçından sonra onlara evet, dedim. Penaltı değil mi? Penaltı şunu attırma dedi. Aytaç Karay'a attırma dedi. Aytaç Karay'a attırma dedi. Teknik direktör Aytaç Karay'a attırdı adamı kovdu. Kaçırdı. Kaçırdı Aytaç Karay'a. Kaçırdı. Ama Turgay Ciner futbolu çok iyi mesela. Fatih Saraç'a diyor. Rasim diyor. Aytaç Karay'ı beğeniyor musun? Abi Aytaç Karay keşke bize gelseydi ben istedim geliyor. Biliyorsun. Arada emniyet girdi ama yüz bey. Aytaç Karay geliyor. Galatasaray'ın. Ama Sinan abi bir kulüp başkanının da bu kadar diyorsun. Karışması doğru değil. İyi futbolcu. Aytaç transfer Karay. Haberi verdi Sinan Engin. Kaynamasın. Aydın bilgi hayır net değil. Duyduğum bilgi gelecek gibi. Ne izliyorsunuz ya? Galatasaray'ı bir şeyler karıştırıyor kaçta. Galatasaray'ı Aytaç Karay alırsa iyi iş yapar. İyi futbolcu. Genç futbolcu iyi futbolcu. Aytaç Karay'ı beğeniyorum. Aytaç Karay gibi adam var. Hocam olmaz. Fizik Allah Allah hocam. Şey var neydi o çocuğu? Aytaç Karay'ı beğeniyorum. Var. Hocam yollayacaklar hep onlar. Hocam yerli olsun hocam. Biraz yerli ve milli ya tabii hocam ya. Aytaç Karay. Bak Sinan gördün mü? Bak bence Antalya hariç her takımın küme düşme tehlikesi var. Antalya hariç. Benim ekranım Antalya'dan sonrası. Yok büyük ver abi bu ne hocam şey gibi içiyorsun. Tam ekran bir tam ekran verelim. Ya. Babil harfi peşinde benim bari. Bu nedir rezillik ya? Tam ekran verelim hakikaten. Görsün herkes. İşte hocam Antalyaspor'un 39 puanı var Göztepe ile. Oradan aşağısı işte sıkıntı. Hepsi düşebilir. Bakayım. Bak hepsi düşebilir. Yok ya. Vallahi 13'ten itibaren sıkıntı bence. Ya niye diyorsun abi bak 29'la Konyaspor'un kaç puanı var? Konyaspor'un 36. Zaten önümüzdeki kağıtta da var. Oradan da bakabiliriz. 36 puanı var Konya. Hadi diyelim Konya'yı da biraz sıyır. 43. Öbürleri 29-34. 43-44 kurtarır. Ya düşün işte abi. 43-44 kurtarır. 43-44. Aslında bir şey söyleyeyim mi sana? Bence Antalya'nın altı hep tehlike. Arka arka. Örneğin şu anda sonuncu kim? Denizli 25 puan. Babil alfabesi gibi versene. Büyük versene. Hocam ben sana söyleyeyim buradan. 25 puan Denizli sonuncu. Tamam.
Deniz'in sonucu değil mi düşünüyorsunuz? Evet. Arka arkaya iki maç kazandı. İki, bir. İki, bir, bir beraber. Bir galiba bitti hadi geçmiş 16'ya olsun. Çıkabilir bir anda tabii. Doğru. Şimdi sizinle güzel bir oyun oynayalım. Anlayamadım. Testere filmi gibi mi? I want to play a game. Tamam okay man. O zaman gelsin şu kalan maçlar ekrana. Eyvah eyvah. Kalan maçları eyvah. Olsan. Sinan abinin monitörü bozulmuş. Monitörü ben buradan bozulmuş. Söylerim gerekirse. Hayırlı olsun. Evet. Denizli'nin ligden düşmemesi, Denizli'nin ligde kalması kesinleşmiştir. Bütün Denizli halkına hayırlı olsun. Hayırlı. Ne? Çünkü bu hafta Fenerbahçe ile oynuyorlar. Lig soruncusu olarak kesinlikle Fener'i yenecekler. Gençler Birliği gibi yani. Aynen. Bütün Denizli halkına hayırlı olsun. Ben de diyorum ne diyorsun? Ben de ne oluyor diyorum. Yukarıda Denizli'nin artık düşme ihtimali kalmadı Sinan'a. Peki o zaman. Sonuncuya yeniliyoruz ya değil mi? Evet. Şu anda aynen. İşte Beşiktaş 64 puan, Galatasaray 61 puan, Fenerbahçe 59 puan. Onurcuğum bence Twitter'dan bir anket aç. Beyaz futbol izleyenleri, derin futbol izleyenleri. Onlar da bizim gibi evde kalem kağıtla yapsınlar. Onlar da şampiyon adaylarını yazsınlar. Fener, Galatasaray, Beşiktaş diye şey aç. Sizin, tamam. Sizin hesaplarınıza göre kim şampiyon oluyor diye. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Herkes hesaplasın bunu reklam evinde. Sonrasına saklayalım. Reklam mı geldi? Yok yok daha gelmedi. Hmm. Bu olayı reklam sonrasına saklayalım. Değil mi öyle değil mi? Herkes evinde kalemi kağıdı. Herkes evinde kalemi kağıdı alsın. Puan versin maçta. Kim sezon sonu kaç puan toplar? Bize yazın. Derin futbolcu. Hashtagine yazın. Atacağımız tweetin altına yazın. Biz de sizin görüşlerinizi okuyalım evet, orada. Evet kaç puanla kim şampiyon oluyor? Evet bir fikstüre bakalım. Reklam sonrası puan hesabı yapacağız. Biz de yapacağız değil mi? Biz de tabii yapacağız. Ki hep birlikte yapacağız. Tamam. Hep tamam. Birlikte yapacağız. Bu işlerde de Ahmet Çakar iyidir he. Nedir söyle abi. Hatta. İşte sonra yapalım. Şimdi yapalım ya. Ne yapacağız? Ya beyler neyi hesabı? Beyler Beşiktaş Jimnastik Kulübü 2020-2021 sezonunu şampiyon bitirdi. Beşiktaş? Bana göre doğru değil. Emin misin? Abi imza atayım mı istiyorsanız? Bitti. Bunu imza attı tamam. Sergen Yalçın. Bir dakika. Ey Sayın Ahmet Nur Çebi şampiyonluğunuz. Ananızın ak sütü gibi helal hoş olsun. Beşiktaş. Valla Beşiktaşlılar bu açıklama sonrası endişelenecek biraz. Bir dakika söylüyorum. Beşiktaş öyle şampiyon yaktılar falan yok. Analarının ak sütü gibi helal hoş. Hocam bunu dedin Galatasaray şampiyon. Ya Galatasaray şampiyon olamaz. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Peki hocam. Galatasaray hataya kaybedecek. Terim'in ikinci kere şampiyon olamadığı sezon yok. İkisi üst üste böyle. Özellikle Onur, vurgulayarak sevgili söylüyorlar. Sevgili Onur Yıldız. Galatasaray'a mı çalışıyorlar? Beşiktaş yok, şampiyon olmasın. Jimnastik kulübü ben ya. Ben burada. Yani bunlar var ya bunlar. Ya yani hoca. Terazi bir dakika. Lastik, jimnastik. Beşiktaş sen ne diyorsun? Sen dur, ne diyorsun? Diyor. Söyleyin. Bir iddia geldi. Beşiktaş şampiyon olmasın. Beşiktaş şampiyon olmasın. Burada dördüncü. Bir, iki, üç, dört. Boğaz'da en güzel yerde uyuyorsunuz. Yerden getiriyorsun hocam onu. Ne ya zaten ısmarlıyorsun hocam ya. Ekranda bir şey yap. Ekranda bir şey giyeyim yani. Ekranda bir şey yap. Hocam şortla şort. Bir şey giy. Ya da bir şey çıkar. Ne çıkaracak? Mikrofonu çıkarın. İkisi tabii. Hocam zaten yemeğe getiriyorsun. Ama üç defa götürüyorum. Ya ne yapacaksın? Bir kere. İki bir şey ise. Bir daha karar verelim buna. Bir daha söyle Razi. Ekranda. Bir şey giy, ya da bir şey çıkar. Bu gerçek bir şey olur. Dördümüze değil. Korkarsın diye korkuyorum. Reklama gir, reklama. Yok yok. Reklama gir. Hocam, hocam aslanlar. Hocam aslan Afrikalı. Beyazlattı bari. Bu bir boya. Ufuk! Hasim! Gel hocamın maskesini çıkar. Hasim! O da Michael Jackson gibi kendini beyazlaştı. Bakma bir dakika dur ya yapma Allah aşkına. Hocam, Buffett'in bir gomisi al kuzeni mi? İddiaya girdik biliyorsun değil mi? Başakşehir'le ilgili iddiamız var hocayla. Ne olacak o? O ne? Forma giyecek hoca forma giyecek ama Başakşehir. Unuttuk. Beyler forma giyer ya. Bakın söyleyeyim yok abi. Beşiktaş'ın şampiyonu resmen. Eğer şampiyonu o gün görürseniz ya, arkadaşlar. Forma. Beşiktaş'ın şampiyonu olduğu gece aksini düşünmüyorum. O gün görürseniz. Lars, ilk sarj değil eskiden kiloluydum. Lars bir Beşiktaş forması istiyorum. Sergen bu işten organize et ya kardeşim. Burada giyerim. Tamam. Takım imzalı. Sergen Yalçın imzalı. İmza olmasa benim öyle komplekslerim yok. Ya çok ilginç. Beşiktaş hocam şort giyer misin? Abi, takım şortu. Hayır onur. Sıkıntı oluyor. Forma şort. Onur. Beşiktaş. Bacakların çirkin. Ondan ha. Bacakların çirkin. Arkadaşlar. Hocam niye korkuyorsun? Hocam keşke senin gibi olsam derim. Biraz yapmayın. Eli baba. Afetim beyler gomis. Allah aşkına gomis. Hocama söyle ya. Bırakın bu lafları. Koskoca yapmayın. Hocam seni kınıyorum. İnsanlar bizi seyrediyor. Yani yapmayın abi ya. Ayıp. Hocam dedi, hocam şu giyerim dedi.
Tamam. Yerim dediğim, o zaman Beşiktaş şampiyonu olursa Ahmet Çakar Beşiktaş formasıyla çıkacak. Bir dakika, sanki Beşiktaş forması gibi. Forması her zaman giyer Ahmet Hoca ya. Ne var ki yani bunda ya? Yani. O zaman ne bulalım? Şort giyecek, şort. Beşiktaş fortu. Müşahede eder. Hem şort hem forma. Müşahede edin. Gibi. Marsel'in. Şort giyerim, merak etmeyin. Tabii ki, bravo. Benim kalçalarım dar, bacaklarım ince ve uzundur. Bak, yakışır da. Manası yok, korkarsınız diyorum. Bir de senin ama bir dakika, senin bir lafın vardı. Allah bana fizik kalite vermemiş. Bunu niye diyoruz o zaman? O zamanlar derdin onu. Geçen bağıruydu. Estağfurullah. 4 sene. Ondan sonra geberdik. Ama fizik olarak ya. Geberdik. Kabul et. Hayır, kabul sen et. Sinan, ya. Bir şey söyleyeyim mi? Fiziki buyurun. Burada sağdan gelen 3 tane adam. 1, 2, 3. Üçümüz de okkabasız. İdrar. Fizik olarak. Fizik olarak. Fizik. Kendimize bakmayalım. O zamanlarda. Hocam önce adalardan buralarda geldi. Top anlamında söylüyorum. İdrarsın sen okkabaz dedi. Üçümüzde Sinan, ben Apo. Top zaman, futbol zaman. Üçümüzde okkabazdık. Ya işimizde profesyonelce davranmadık. Aynı mana. Anladın mı? Belli bir yaştan sonra. Oksa bana okkabaz yaradı mı dilini koparırım ben ya. Evladım anladın. Anladım. Uykumuzla, gıdamızla, uykumuzla, gıdamızla, idmanımızla, anladım hocam, anladım. Sıfır. Rasim şey yapıyor, sıfır. Algı ya, yapıyor. Peki 30'a kadar da mı öyleydin? 30'da mı? Alayımız öyleydi, konuşmayın beyler. Hepiniz hani... Hepiniz oradaydınız. Hepiniz gezildi. Kabul edin, kabul. Peki, kabul. Evet. Şimdi reklama gitmeden bir kere daha verir misin Serkan o fikstürü? Reklamların ardından puan hesabı yapacağız. Ben gayet düzenli yaşıyordum. Şimdi o zaman demiyorum. O zaman da düzenli yaşardım. Ben i̇şte fikstürü bu. Ben hocam, ben erkenden uyurdum hocam. Sabah 6 deyince erkenden uyurum. Erken değil mi? Küçük saat oğlum. Saat 6'da. Evet. Erken ama doğru. Fabrikalar açılır. Küçük saatler kalkarken o yatıyor. Rasimciğim küçük yatıyor. Saatlerde uyuyacaksın. Gece 12'de uyunur mu ya? 12, 11 yüksek. Geç, 5, 6 küçük saatlerde uyuyacaksın. Tabii doğru. Evet. 5, erken. Peki, şimdi reklama giderken bir teşekkür etmem lazım. Şafak Hastanesi Genel Müdürü Emel Bekçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü ikramı için çok teşekkür ediyoruz. Derin futbol öncesi güzel bir yemek yedik. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Mustafa Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz reklama giderken siz çaylarınızı, kahvelerinizi... Süleyman Başkan'a da, Süleyman Urma Başkan'a da selam. Biz derin futbol olarak sana sponsor buluyoruz. Karagümrük içeri de ban hazır ya. Tamam, buluyoruz. Linçer Azapan Karagümrük'e sponsor ol. Karagümrük bir gidelim, bir boğamdır. Linçer Azapan oluyor. Bir yemek yiyelim ya, olur bir organize. Süleyman Urma'yla bir yemek yiyelim özledik. Niye yemek yiyeceksin? Ne yapacaksın? Yiyoruz. Sen ne ya? Biz her hafta yiyoruz ya. Sohbeti çok güzel. Biz her hafta yiyoruz, sen gelmiyorsun ya. Bize de hikayeler anlattı, koptuk. Bir tane oyuncu var, zor yürüyor. Fenerbahçe'yi Galatasaray kapışmış. Aman demiş, antrenmana çıkma, belli eder. İmzadan sonra çık demiş, evet. Önce bir imzayat sonra idmandan kovarlar. Şey, mancini seni idmandan kovar demiş. Evet ya, evet ya. Kim olduğu da belli oldu böyle şey. Neyse artık. Abi inanılmaz şeyler. Reklama git Onur. İşler başka yere gidiyor. Başka yere gidiyor. Muhabbet başka yere. Bizi sosyal medyadan takip edin reklam arasında. Twitter ve Instagram'dan. Ayrılmayın, puan hesabı yapacağız. Ahmet Çakar şortla göreceğim, bakacağım nasıl. Derin futbol devam ediyor. Evet, reklamlardan önce söylemiştik. Şampiyonluk puanlamasını yapacağız. Fikstürü açacağız. Herkes tek tek kim kaç puan alır onu söyleyecek. Buyur hocam, bir şey Onurcuğum, diyeceğim. Onurcuğum, söyleyeceğiz de şey. Bak, derin futbolun gücünü burada anlatmak istiyorum. Hakikaten bu programın anlat, gücünü. Anlat. Bir sponsor çağrısı yaptık Karagümrük Kulübü için. Yağdı mı? Şu anda değerli dostum, hepiniz tanırsınız. Necat Ergin aradı. Oo, çok selam. Evet, Florya. Florya. Necat Ergin can dostumuz aradı. Oğuz Kağan Kolejleri sahibi Salih Yılmaz. Karagümrük'e. Bizim Salih abi. Sinan çok iyi tanır diyor. Evet. Salih abi. Salih Yılmaz, Oğuz Kağan Kolejleri sahibi, Karagümrük'e forma sponsoru olmak hemen istiyor. Hemen anında. Hemen. Çok iyi oldu. Derin futbolu ve. Evet. Sinan çok iyi tanır diyor. Büyük bir futbol sevdalısıdır. İyi Beşiktaşlıdır. Eğitmendir. Uzun yıllardır tanırım. Yaklaşık 35-40 senedir tanırım. Evet. Adamın da dibidir. Çok iyi insandır. Salih Hoca, helal olsun. Tüm futbola adamın maddi kraldır. Manevi hizmet eden herkesi sırtımıza taşırız abi. Aynen sponsora. Öyle. O zaman Salih Hoca ile bu hafta Necit abi falan buluşuyoruz. Evet, tamam. Yemek yiyelim Ahmet Hoca falan, değil mi hocam? Tabii adam. Ahmet Hoca'sı olmaz. Evet, Ahmet Hoca'sı olmaz. Hep beraber ya, hep beraber ya. Necat Beyciğim, Necat Beyciğim. Florya'da. Muhtemelen Florya, evet. Hayırlı yemek, olsun. Öğle yemeği. Evet, öyle. Evet. Haydi hayırlı olsun. Hemen takımları görelim abi. Evet, gelsin fikstür. Niye yaptırmadınız benim şeyimi ya? Neyse, monitörümü. Düzelmedi mi? Monitörümü.
karşıda. Gene mi göründe bir şey yok mu senin? O monitörü biraz yaklaştıralım o zaman. Tamam, yardımcı olalım Sinan abiye. İlk kim başlamak ister? Ben. Kim kendini iyi hissediyor? Ben. Hocam bahsetsin. Ahmet Çakar mı başlasın? Başla. Motive oldu. Evet. Peki Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanı. Hepsi. Beşiktaş kazanır. 3. 3. Evet. Alanyaspor içeride. 1. 1 mi? 1 puan. Tamam. Erzurum deplasmanı. 3. 3. Ankara Gücü. 3. 3. Sivas deplasman. 0. 0 mı? E hadi be abi sen her Kayseri. Ne? Kayseri. 3. 3. Rize deplasman. 3. Hatay içeride. 3. 3. Galatasaray deplasman. 3. 3. Galatasaray da mı yeniyor? Yapma ya. Karagümrük. 1. 1. Göztepe deplasman. O sözlerde orada tur atacağı için muhtemelen veya şeyde. 1 diyelim ama yetiyor 1. 1 mi? Evet. Peki hesaplıyorum. Yani 24. 24 mi? 24 puan. Sana güveniyorum. 24 puan, puan aldı. Ne oldu? 88. Güzel bir puan. Beşiktaş 88 puan aldı. O zaman. Şimdi takım takım mı gitsek? Bence Galatasaray'ı yapsın hocam. Peki. Tamam Galatasaray. Hatay deplasmanı. 0. Bu hafta. Aa demeyin abi bırakın abi. Bay geçtikten sonra Karagümrük'te içeride oynuyor. 1. 1. Göztepe deplasmanı. 3. 3. Trabzon. İçeride. İçeride. 1. Antalya deplasmanı. 0. 0. Konya. 3. 3. Gençler Birliği deplasmanı. 3. Beşiktaş içeride. 0. 0 demiştin zaten. Denizli deplasman. 0 puan mı berabere mi diyor hayır, hocam? Hayır 0 puan söylüyorum ben. Puan. Denizli deplasmanı. Evet. 3. Malatya içeride. 1. 1 puan. 15. 15 puan aldı. Galatasaray 76 puanla bitirdi ligi. Ahmet Çakar'a göre. 12 puan fark yiyor Ahmet Hoca'ya göre. Fenerbahçe Denizli Spor'la içeride oynuyor. 3. 3. Evet. Malatya deplasmanı. 1. 1. Gaziantep içeride. 0. 0. Başakşehir deplasmanı. 3. 3. Bay geçtikten sonra Kasımpaşa. İçeride. 3. 3. Alanyaspor deplasmanı. 0. 0. Erzurumspor içeride. 3. 3. Ankara Gücü deplasmanı. 0. Sivasspor'la içeride. 1. Kayserispor deplasmanı. Kayseri'nin durumuna bağlı. Abi bir şey söyle. Bugün oynuyormuş gibi düşün. 1. 1. Kaç 15. 15. Fenerbahçe 74 puanla tamamladı. Ne oldu? Şampiyonum kim? Beşiktaş 88 puanla şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray ikinci. Galatasaray'a 12, Fenerbahçe'ye 14 puan fark attı. Ya gerçekçi mi ya? Komik. Kim hazır hissediyor kendisini şu anda? Sinan sanki. Gözlerinde onu görüyorum Apo. Sinan. Abdülkerim hocam. Ben söyleyeyim. Peki Beşiktaş, Kasımpaşa. Hesapla. Aynı zamanda ben hesaplayayım. Tamam ben yazayım hesaplayayım. Ben, yaz ben yazıyorum. Tamam. Yaz. Devam. Söyle çabuk. Bana puan söyle yalnız. Beşiktaş 64 puanda hocam. Kasımpaşa ile oynuyor. Evet. Beşiktaş Kasımpaşa 1 puan. 1. Devam. Evet. Alanya içeride 3 puan kazanacak. Erzurumspor deplasman 3 puan kazanacak. Ankara Gücü içeride 3 puan kazanacak. Sivasspor deplasman 0 puan. 0. Evet. Kayserispor içeride. Yani yenilmeyecek mi hiç Kayseri 3 puan. Rizespor deplasman 1 puan. Hatay içeride 3 puan. Galatasaray deplasmanı. 0 puan. 0. Karagümrük'le içeride. 3 puan. Göztepe deplasman. 3 puan. 3 puan. Toplayayım mı? Toplayan var mı? 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23 puan. 23 puan topladı Beşiktaş. Kaç oldu? Söylüyorum. 87. 7, 87 puan. For Beşiktaş. 87 puan. Devam. Galatasaray. Hatay deplasmanı. 1 puan. 1. Karagümrük. 3 puan. İçeride. 3 puan. Göztepe deplasmanı. 1 puan. 1 puan. Trabzonspor içeride. 3 puan. 3 puan. Antalyaspor deplasmanı. 1 puan. 1 puan. Konyaspor'la içeride. 3 puan. Gençler Birliği deplasmanı. 1 puan. Beşiktaş içeride. 3 puan. 3 demiştin. Evet yenecek. Denizlispor. 3 puan. Malatyaspor. 3 puan. İçeride 3 puan. 3, 6, 9, 10, 13, 14, aa, namalup 17, tamamlattın. 18, çok beraber 22. 22 puan
Ne oluyor Galatasaray? 83 oldu. 4 puan farkla Beşiktaş şampiyon. Evet. Ama bir de Fenerbahçe var. Evet. Evet. Fenerbahçe. Denizlispor'la içeride. 3 puan. Malatya Spor deplasmanı. 3 puan. Gaziantep'le içeride. 3 puan. Oho. Başakşehir deplasmanı. Şimdi burada Fenerbahçe Denizli ile Gaziantep Futbol Kulübü'nü iç sahada yenerse o mu oluyor? Ya o mu oluyor? Ha ben anlamadım ya. Hayır, ben o demedim ya. Şey 3, evet. Ben o demedim. He. Başakşehir. 1 puan. 1. Evet. Evet. Kasımpaşa içeride. 1 puan. Evet. Pardon 3 puan. 3 puan. 3 puan. Tamam düzeltelim. Evet. Alanya Spor deplasmanı. 1 puan. Erzurum Spor içeride. 3 puan. 3 puan. Ankara Gücü deplasmanı. 1 puan. Sivas Spor içeride. 3 puan. İçeride. Kayseri Spor deplasmanı. 3 puan. 3 puan. 7, 10, 11. 24 puan mı oldu? 15. 24. 83. 94'te 13 elde var bir. 83 elde. Galatasaray'la aynı puanda bitirdi Fenerbahçe öyle ligi. Mi? Evet. İkili averajda kaybeder Fenerbahçe. İkili averajda. Evet. Öyle oldu. Fenerbahçe geçildi. Peki Abdülkerim Durmaz'ın tahminine göre de Beşiktaş şampiyon. Rasim, şimdi burada kritik adam Rasim. 2'de 2. Sinan Engin'e geldik. Sinan abi. Rasim. 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 Şampiyon en son konuşsun. Şimdi. Belli. Şimdi. İkinciyi tayin edin arkadaşlar. Şimdi hoca tarafsız. Ben Fenerbahçe adına çok ümitli olmadığım için biz rahat rahat yapıyoruz. Şimdi bunlar hocam ikisi. Yani şampiyon belli. Efendim. Şampiyon belli. İkinciyi tayin göreceğiz. Etsinler. Bak arkadaşlar. Objektif olarak değerlendirelim. Haydi bakalım. Hadi bak. Rasim. Bol köpçeden atma. Bir kere Galatasaray'ı sormayacağım hepsini 3 diyeceksin. Hayır. Onda da olur. Şaka yapıyorum. Onda gerçekçi. Buyurun evet efendim. Rasim Ozan Kütahyalı. Beşiktaş Kasımpaşa. Kasımpaşa. 1. Evet. 1. Nasıl 1? Evet. 1 puan. 1 puan. Evet. 1 puan. Alanya içeride. Alanya'da 1 puan yine. Bir. Tamam. Koparır. Erzurum deplasmanı. Erzurum'u Beşiktaş yener 3. 3. Ankara Gücü içeride. Ankara Gücü o dönem... kümede kalma mücadelesi vereceği için 1. İçeride. İstanbul'da değil mi? Evet. Yine tamam. Bastıracak. Evet tabii. Sivas deplasmanı. Sivas 1. Oo tamam koptu Beşiktaş gitti Sivas. Şampiyonluktan buna göre. Kayseri 3. Kayseri 3. Rize deplasmanı. Rize deplasmanı 1. 1. Hatay Spor'la içeride. Hatay kuvvetli. Hatay 1. Galatasaray. Küme düşürmeyeceksin. Galatasaray 0. Galatasaray 0. Neler Beşiktaş küme düştü. Karagümrük 3. Karagümrük yener. Kusura Karagümrük. Sağ ol ya. Evet. Göztepe. Senin takım. Yani artık son hafta. Yani onu 1 ya da 3 diyelim. O bir mi? Bir söyle 1 mi 3 mü? Son hafta Göztepe deplasmanda 1. 1. Kaç oldu? 4, 5, 16 6, puan topladı. 9, Beşiktaş 10, 80 11. puan. Az değil 80 puan. Gerçekçi bir tane. Allah razı olsun. Beşiktaş 80. İyi 80 puan verdin. Allah razı olsun. Peki Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Hatay Spor deplasmanı. Bak gerçekçiyim. Hatay Spor deplasmanı 1. Bak gerçekçi. Bravo. Ben de 1 dedim. Karagümrük 3. 3. Göztepe. Deplasman. Deplasmanda Göztepe Galatasaray yener. 3. Trabzon'u yeneriz kendi sahamızda. 3. Antalya deplasmanı. 1. Orada bir Antalya'ya bir puan kaptırırız. Ne çıkacak acaba? Konya Spor içeride. Konya 3. 3. Gençler Birliği 3. Alırız 3. 3. Beşiktaş. Beşiktaş'ı alırız 3. 3. Denizli. Denizli 3. 3. Oh. Malatya 3. Malatya 3. Kaç oldu? 2, 3, 4, 5, 26 puan aldı Galatasaray. 7, 8, 24, 25, 26. 87 puan oldu. Gerçekten. Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Beşiktaş kaç oldu? Kaç puan 80. aldı? 80. 87. Ya bir de Beşiktaş'a 7 puan fark attı. Evet. Tebrik ediyorum. Evet Sinancığım. Ha pardon. Yok bir de Fener'i var. Fenerbahçe'si var Rasim'in. Bak Fener Denizli'yi alır 3. 3. Evet. Futbol adamı oldu bayağı bu. Yeni Malatya'yı yener 3. 3. Gaziantep. Gaziantep Fener yener 3. 3. Ben benim gibi vermiştim. Başakşehir. Zaten yendi Fener. Bir puan Başakşehir. Beraber ediyorsun. Evet. Kasımpaşa içeride. Yener Fenerbahçe 3. 3. Alanya bir puan kaptırır. Tamam. 14. Erzurum. Erzurum'u alır. 3. Ankara Gücü 1 puan alır. 1 puan. 1 puan alır. Sivas içeride. Sivas 3. 21. 3. Kayseri 1.
Kayseri 1. 22 puan. 22 puan oldu. 81 puan. Beşiktaş 3. oldu. Beşiktaş'ı 3. yaptı Rasim Ozan Kütahyalı. Rasim Beşiktaş'ı 3. yaptı. Beşiktaş 3. Vallahi içeriden bak kahkaha sesleri geliyor. Ama tabii yani saygı duyuyorum. Olur olur. Yani. Belki de olabilir. Eyvah. Bir dakika. Şimdi kritik. Sinan Engin'e geldi sıra. Acaba futbol adamı gibi mi yapacak? Futbol adamı gibi. Yoksa fanatik bir Beşiktaş taraftarı gibi mi yapacak? Futbol çok merak ediyorum. Futbol adamı gibi yorumlasın. Evet, düşündü, taşındı. Kasımpaşa deplasman 3 puan. 3 puan. Alanya Spor içeride 1 puan. 1 puan. Oo, desene. Erzurum deplasmanı. 3 puan. Ankara Gücü. Kız. 3 puan. Kız. Sivasspor deplasmanda 1 puan. Oo. Kayserispor içeride. 1 puan. Yok, içeride mi? İçeride. 3 puan. 3 puan. Rizespor deplasmanı. 1 puan. 1 puan. Hatayspor'la içeride. 3 puan. Galatasaray deplasmanı. 3 puan. Objektif. Derbi Beşiktaş kazanır diyor. Bir ver ya. Karagümrük'le içeride. 1 puan. Göztepe deplasmanı. 3 puan. 3 puan. Abi çok... 25 puan aldı Beşiktaş. 89. Oo. 89 da olur. 86 da olabilir. 87 olur 23'te ya. Bak 80. 25. 87, 25. Hayır. 25 mi dediniz? Tanıyabilirim. Şu opsiyonu. 25 puan mı? 25 Galatasaray puan. Maçını 89 berabere de yazabilirim. Yani o da olabilir. Galatasaray berabere yaz. Berabere mi diyelim? Berabere. O zaman 2 puan düştü. 23. 87 oldu tamam. Beşiktaş. En gelelim. Yakın. Ahmet Hoca da 87 tamam. buldu Beşiktaş. Evet. Tamam. Ahmet Çakar'la. Yo sen hocam 87 verdin. Ahmet Çakar 88 verdi. Galatasaray-Hatay. Galatasaray-Hatay. Deplasman. 3 puan alır Galatasaray. İşte futbol adamı. Anlamaz kardeşim. Hatay'da 3 puan alır. Ya bırakın abi adam istediğini söyler. Almayacak, ya. Almayacak öyle bir şey yok. Söyler. Karagümrük içeride. Berabere. 1 puan. Ya, Göztepe deplasmanı. 1 puan. Trabzonspor'la içeride. Galatasaray alır 3 puan. Trabzon. Trabzon'u yener. Yener. 3 puan. Antalya Spor deplasmanı. 1 puan. 9. Konya ile içeride. 3 puan. 12. Gençler Birliği deplasmanı. 3 puan. 15. Beşiktaş berabere demiştim. Berabere. 1 puan. 16. Denizli Spor'la deplasman. 3 puan. 22. 22 puan aldı Galatasaray. 83 puan oldu. Yani? Beşiktaş 83. birinci. 80. Galatasaray yani, 83. Yani en 4 yakın puan rakibine. 4 puan. Ben 4 en yakın puan. Rakibine 8-10 puan atar diyorum Nisan'da. 4 puan. Biraz mütevazilik yapmışım burada. Eyvah. Peki. Daha eyvah, Fenerbahçe eyvah. Var ama. Beyler. Rusya. Hocam hayırlı. Dur dinleyelim ya. Rusya. Ne oldu Rusya hocam? Alarm verdi. Arkadaşım mı geliyor Rusya'dan? Rusya alarm Ukrayna verdi. Ukrayna alarmı. Rusya-Ukrayna savaşı. Yine mi orada mı? Kırmızı kripto alarmı. Devam ya et. Zaten Rusya, savaş Rusya-Ukrayna savaşı hocam. Ya, hep var ya. Kırmızı kripto. Bunun ne anlama geldiğini oku öğren. Bir şey olmadı. Hocam Rus istihbaratından. Önemli. Peki. Denizli. Fenerbahçe. Denizli Spor'la içeride. 3 puan. Yeni Malatya deplasmanı. 3 puan. 6. Gaziantep'le içeride. 0 puan. Uf. 6. Başakşehir deplasmanı. 3 puan alır. 3. Bay geçer. Baydan sonra Kasımpaşa ile içeride. 1 puan. 1 puan. Alanya deplasmanından 3 puan gelir. 13. Fenerbahçe kazanır. Erzurum'dan 3 puan alır. 16. 3. Ankara Gücü ile deplasmanda. Berabere. 17. Evet. Sivasspor berabere. Kayseri 3. 21. Verdi. 21 puanla Fenerbahçe. 80. 80 puanla 3. Eyvah. Oldu. Eyvah. Hocam bize ne kırmızı? Rusya alarm verdi. Kripto hocam, kırmızı. Allah Allah. Hocam bize neyim lan? Hocam ikinci kez. Nasıl sen anlarsın? Ne demek hocam, bu ya? Hocam uluslararası işgal programı mıyız? Ben anlamadım. Rusya kırmızı alarm. Kripto kırmızı çok önemli hocam, bir alarm. Netflix'te bir şey casuslar oyunu mu? Spike açalım Rap, hocam bu kriptoyu o zaman. Orada Rusya'nın nasıl adam öldürdü şeyle böyle ince zehirle Polonyo var ya bir de Litvinenko'yu öldürdü. Şimdi tekrar ediyorum. Ahmet Çakar'ın puanlamasına göre Beşiktaş 88 puanla şampiyon. Galatasaray 76 puanla ikinci. Fenerbahçe 74 puanla üçüncü. Sinan Engin'in hesaplamasına göre Beşiktaş 87 puanla birinci. Galatasaray 83 puanla ikinci. Fenerbahçe 80 puanla üçüncü. Abdülkerim Durmaz'a göre 87 puanla Beşiktaş şampiyon. 83 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe aynı puanda bitiriyor ligi ve Galatasaray ikili averajla ikinci oluyor. Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre de 87 puanla Galatasaray ben şampiyon oluyor. Puanları
biraz şey yaptım abi. Ben şampiyonun 84 ile 85 puanla şampiyon olacağını düşünüyorum. Bak 84 ile 85. Şimdi bu son maçlar çok kafa kritik. Kafaya birlik mesela olsun. Beşiktaş Galatasaray şampiyonluk maçından çok iyi maç olsun işte o. Kupa maçı finali var. Doğru. Böyle bir fikstür olur mu ya? Bir daha söyle. Kupa finali var. Tam daha kesinleştirilmemiş galiba da. İnşallah. Oralara denk geliyor ama doğru. Son maçlar 16 Mayıs mı? Oralara denk geliyor doğru. Son maç 16-17 Mayıs. Galatasaray başarı zaten muhtemelen Beşiktaş şampiyon çıkacak. Hocam. Yok hocam öyle bir şey olmaz. Galatasaray maçına Beşiktaş şampiyon çıkardı. Söyle miydi? Muhtemelen. Berbat olur. Hocam o zamana kadar yani yaklaşık bir 3-4 puan önde olur Beşiktaş. Galatasaray takılır. Hayır diyelim berabere 3. Sonra ondan sonra arkadan sonra 6-7 puan, 7 puan, 7-8 de arkadaşlar Beşiktaş Jimnastik Kulübü Galatasaray deplasmanına çıktığında zaten şampiyon olmuş. Tura gider diyorsun. Tura gider diyorsun. Şampiyon çıkar diyor Ahmet Çakar. Beşiktaş o arada şunu tartışırız. Galatasaray takımı oyuncuları dizilip tıpkı İngiltere'de olduğu gibi sırayla çiçeklerle. Alkışlayarak çocukları çıkartırlar. Alkışlar mı helal. Galatasaray? Beşiktaş'ın yaptığı iş, Şergen'in yaptığı iş bu sene az bir iş değil. Büyük trilyonluk işte bütçeler, Mesutlar, şunlar bunlar geliyor. Hocam, bir şey söyleyeyim. Galatasaray'da arada 4 Beşiktaş, tane adam Galatasaray maçına... Aynı şey, o da. Sevgili Çakar, Beşiktaş Galatasaray maçına bir şampiyonluk maçı olarak çıkılmazsa Türk Ligi'ne yazık. Niye? Yazıktır ya. Beşiktaş tamam yak mısın? Beşiktaş Bayern Münih sonlar ikinci maçta 15 puan farkla çıkacak. Açık konuşuyorum. Şit aynı şekilde. Inter şu anda attı dünyanın farkını attı yapılmalı. Inter. Madem bu kadar müdahale edilen bir ligiz. Peki bak, maç seyircili ya, oynansa alkış ya, olayı olur abicim, mu? Bak, mesela. Seyirci olmaz o maç. Hocam bir şey söyleyeyim. Mesela. Olmaz ama. Abi bu. Bak mesela bu haftaki maçlar bile. Ya maç sonuçları bile. Diğer maçların sonuçlarını etkileyecek ya. Evet. Kendi düşünsene Galatasaray 3 eksikle defansındaki 2 stoperi eksik Hatay'a gidiyor. Mağlum olduğunu. Milli maç dönüşü. Beşiktaş'ın da içeride Kasımpaşa'yı yendiğinde zaten o maça kalmadan şampiyon gidebilir yani, anladın mı? Dolayısıyla bu haftaki maçlardan sonra bile birçok şey belli olabilir. Abi. Dolayısıyla biz yani şu andaki durumlara göre puanlamalar yaptık. Mesela Göztepe son hafta maç nasıl oynandı? Hangi şartlarda oynandı? Bilemiyoruz. Fenerbahçe Kayseri deplasmanına gidiyor. Düşün ki Fenerbahçe kazanıp şampiyon olma ihtimali var ya. Ya da ikinciliğe kendini atacak. Kayseri de puan alırsa kümede kalacak. Bambaşka bir maç olur yani. O zaman çok rahat 3 diyebilir misin mesela? Ama söylüyoruz şimdi işte. Şimdiden söylüyoruz. Abi heyecanlı bir lig olsun. Ama ben Fenerbahçe fikstürünü... Diğer takımların fikstüründen, iki rakibinden daha çok daha avantajlı görüyorum. Aynen. Ancak puan dezavantajı olarak geride yani puan dezavantajı aynen var. Evet. Hocam şimdi, senin Fergan Hoca hem bizi seyrediyor evet, hem de Covid filyasyonu için ev ev geziyoruz dedi. Şu an hem siz izlerken sokaklara ev ev gezip filyasyon yapan Tekirdağ Ergen'e hocam, helal olsun hocam. Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Esra, Doktor Sanem, Doktor Ülkühan ve Birgül, Faruk ve Ülfet ve Savaş ve Abdurrahim Günşiray ve Zafer'e selam yollayın. Bizden emekler doktor sevgili meslektaşlarımıza selamlar. Doktor Fergan Bey'in liderliğinde hepinize evet selamlar, saygılar. Allah yardımcınız versin olsun kardeşim. Bütün sağlık çalışanlar. Şimdi şampiyonlarımızı söyledin değil mi? Evet. Peki şey var mı? Geldi mi sana iş yemiş? Twitter dedi ya sizlerin şampiyonlarını yazın. Yazdılar mı? Tweetlere göre evet. Hemen bakıyorum. Bir bak, hemen bakıyorum. Bir bak. Seyircimiz kimi? Seyirci kimi şampiyon yazmış? Senin terzin ne meşhurmuş ya. Güray Müdür bile Bay Demirel benim kardeşimdir diyor. Valla mı? Bay Demirel. Evet. Güzelbahçe Emniyet Müdürü. Güzelbahçe Emniyet Müdürü. Bay Demirel. Orhan Demirel. Şimdi bir... Ya ben boş adama değilim. Bir dakika bir tweet okuyayım. Buralardaydı. Oku bakalım. Benim tweetin altına demişler ki Uğur Doğan, Beşiktaş 87, Galatasaray 84, Fenerbahçe 84. Kimin tahminine yakın bu? Işte. Abdülkerim Durmaz'ın tahminine benim yakın. Aynı. Benimki de gerçekçi. Puan, evet. Puana gördün mü? Puan hesabı Fenerbahçe 86 puanla bitirir diyen var. Selim Bey öyle demiş. Evet. Yani... Selim Soy'dan mı? Yok. Doğru. Soyadı ya abi. Selim Soy'dan söyle. Selim Soy'dan. Selim abi. Ancak Selim abi söyle. Güzeldi. Güzel. Offside'a düşürdüm beni vallahi Selim abi. Güzel. Galatasaray 80 puanla şampiyon olur diyor Muhammed Taha Şat. 80 az ya. Galatasaray 87 bak. Rasim Ozan gibi düşünenler var. 80 az abi. Okan Keskin demiş ki Galatasaray 87, Beşiktaş 84, Fenerbahçe 81.
Of, Mustafa Karaşahin 91 puanla Beşiktaş şampiyon olur demiş. Şey var, yediren adam Beşiktaş olmasına rağmen 86 puanla Galatasaray şampiyon oldu bile diyor yediren adam. Yediren Mehmet adam. Erocan. Yediren adam evet. Yemeye devam etsin. Ama yediren adam hasta Beşiktaşlıdır ya. Evet buna rağmen. Bu resimler vardı. Beşiktaş'ı resimleri hazırlarken şu milli maçlarımızı bir görelim. Milli takımımıza başarılar dileyelim. Dünya Kupası elemeleri başlıyor. Gerçekten zor maçlar var. Hollanda, Norveç. Ne yapacağız? İşte Türkiye, Hollanda. Çarşamba Onurcuğum, saat 20'de. Ben bir türlü milli olamadım. Ne? Sen futbol oynamadın ki. Nerede milli? Ne milli olacaksın? Nasıl sen, milli olacak? Sen, tenis milli sen lisede diye. Milli oldun. He? Sen lisede milli oldun. Yok ya ben liseden sonra genç şey, Ümit milli genç, oldum. Çok geç olmuşsun ya. 20 yaşında. Ümit milli oldum 21 yaşında ya. 20, evet 20, maçlara 20, bakalım. Aa Etiler'den, Etiler'den Şahin Bay kardeşim Demirel dedi 5'ler şampiyon oldu diyor. Bay Demirel niye kovdu bu? Milli, gayri milli bir adam galiba baktı değil mi bu? Asım sulandırma. Türkiye Hollanda 24 Mart çarşamba günü. Evet. Ne? Norveç Türkiye. Norveç deplasmanı. Cumartesi haftaya cumartesi. Ha bu arada haftaya sadece pazar günü yapacağız. Milli maç arası nedeniyle. Öyle mi? Sadece pazar günü. Üçünü de kazanırız. Yok mu? Evet. Üçünü de kazanırız. Sinan üçünü de kazanırız. Olmaz. Sinan öyle diyor. Yaz. Üçünü kazanırız. Ben de söyleyeceğim. Herkes söyleyecek Abi mi? Kerim hocam sen ne diyorsun? Ben söylüyorum. Hollanda'ya yeniliriz. Norveç'e yeniliriz. Eyvah. Letonya'yı yeneriz. Ahmet Çakar hocam sen ne diyorsun? Türkiye Hollanda. Hollanda kazanır. Norveç Türkiye berabere biter. Türkiye Letonya Letonya kazanır. Hocam ne yaptın ya? Hocam, ya? Hocam Rize şey maçı gibi. Fenerbahçe bir dakika Galatasaray Rize'yi yenemez mi dedim ben? Rize buyurun. Hocam Letonya Fenerbahçe maçı berabere biter dedim. Hocam Fener hafta 3 günler mağlup olur diyorsun bir tane tutuyor. Letonya gibi sapık bir takım dünyada. Çek bir Letonya demiştik tabii biliyorsun değil mi? Çek bir Letonya. Bu arada hile yaptığın görüntü gelmiş. Asla Rasim Ozan'ın hile yaptığı neyiniz? Görüntü geldi. Emre verir misin? Bak bir izleyelim. Bir izleyelim. Şerefinle bir tane yap. Şerefinle yaptım ya. Vallahi yaptım. Ya. Hayır çift koparmışsın. Nerede? Çift tabii. Koparmış. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş, doğru yap lan. Fenerbahçe, Galatasaray. Hile yapma. Beşiktaş, bir dur yavaşla ya. Yavaşla. Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Al canım. Hayda. O çift kopardığı görüntüyü alır mıyız? Yok dört ya, yaprak çift vardı yok. Çift kopardı. Çift vallahi yok çift yok. Nerede çiftlerde? Dört ya, bak gelsin o görüntü bir daha. Dört yaprak vardı. İkisini birden kopardı Rasim. Sonra Galatasaray şampiyon yaptı. Vallahi de billahi de. Vallahi bile. Ahmet Hoca'nın da yok kabatsın ya. Hocam yapma kabatsın. Ya hocam. Bak, bak dikkatli ya. Bak dikkatli oy. Bak. Dört var burada bak Rasim. Dört var. Beşinci gitti. Bak tek. Bak dört var dört var. Vallahi tek billahi tek. Heh iki tane gitti. Hayır iki yerde iki ya bak tek. Devamını izleyelim Serkan. Bak tek. Heh. Bundan öncekiymiş tamam. Tek. Ya uyduruyor. Heh burada ya. Burada dur. Tek. Dur. Hayır çift. Nerede? Çift tek, iki tane tabii. Kopardın. Hani iki ya. Oğlum senin de canın sıkılıyor ben. Olur ha. Kapat yapalım. Olur da peki. Resimler gelsin. Evet. İspatlayın Rasim evet, çift kopardın. Yolcumuz var. Nereye gidiyorsunuz? Abbas yolcu gidiyor mu? Ali bir önemli görev için. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e uçuyor. Hocam savaş başladı mı? Rusya Ukrayna savaşı. Önemli var kendisini Kiev'e ya. Yolladık. Yarın veya öbürsü gün evet, yolcu. Evet önemli bir görev. Abi, Kiev uzun. Hocam Ukrayna'da ne önemli görev evet, olur ya. Var mı var mıydır vereceğimiz resimler? Evet fan bir çekimine selam söyleyelim. En sıkı takipçilerimiz aslanlarım ya. Aslanlarım benim bak oraya. Erhan kardeşim benim. Yazın geliyoruz. Aynen oradayız tabii. Neresi Erhan kardeşim. Fan bir çekim halini biz seyrediyoruz. Fan bir hocam. Çeşme mi? Evet biz orada Erhan'cıma selamlar. Hadi yürü. Aynen bak yine müdavimimiz. Aynen. Gördün mü? Kim bunlar? Aile mi bunlar? Her program. Her program bizdeler. Bizim kardeşim sağ olsun. Benim. Sağolsun. Canan kardeşime de selam. Tanıyorum ben bu çifti galiba. Aynen ya. Tanırsın hocam. Görürsün. Bu da bizim Zafer Bükey'in oğlu. Bizim Poyraz Bükey doğum günün kutlu olsun. Yakışıklım benim. Doğum günün kutlu olsun. Ortaköy'den. Benim yeğenim. Doğum günün kutlu olsun. Helal olsun. Koçum. Başka? Var mıydı başka? Bir tane de ben atmıştım galiba. Bu var. Evet. Çeşme Spor'a Paşa Hüseyin'e başarılar diliyorum. Bundan dur. Sonra Çeşme Spor. Çeşme Osman Spor. Mehmet Polat'a da başarılar diliyorum. Sinan abim. Yönetime gir Osman Mehmet Polat.
Çeşme Sporu Süper Lig'e çıkaracağız. Ömer Yağız Demirel, İbrahim Arın Demirel, Ahmet Aras Demirel kardeşim. Bay Demirel'in çocukları. Helal olsun. Kartal Analiz bizi her zaman destekliyorsun videolarınla. Samet kardeşime de, Kartal Analiz'e de buradan teşekkürler. Bizi seyretmeye, desteklemeye devam. Abdülkerim hocam. Ben de bu kardeşim genç Fenerbahçeli Yasir kardeşime selamlar söylüyorum. Onu gidelim mi? Bak ne güzel Fener forması, Galatasaray atkısı, siyah beyaz kollar. Centilmen Fenerbahçeli, büyük Fenerbahçeli kardeşim Yasir. Anıl Çin'den mesaj. Anıl Çin. Löv'le konuşmuş. Oo. Sevgili son dakika. Anıl Çin, evet. Sormuş Löv'e böyle böyle diye. Ya... Ya hocama bak ya. Tam o sırada Ahmet Çakar. Arkadaşlar ben böyle sürüyorum. Görüntülü arıyor Sinan Engin'i. Çok özlemiş, bayağıdır görmüyor. Anıl diyor ki Löv'e sormuş. Löv demiş ki yorum yapamam. Hiçbir şey söyleyemem. Daha net bir konu yok. Bakın daha net bir konu yok. Ama her şeyin zamanı var. Bekle demiş Anıl Çile. Ne çıkardın sen buradan Sinan Bilmiyorum. Abi? Çeşme Spor'a bir yönetici daha geldi. Mehmet Yediz. Kus mu? Mehmet Gidizoğlu da Çeşme Spor'a yönetici oldu. Çeşme Spor yönetici kaynıyor be. Ama sponsor Dinçer Azapan. Çeşme Spor, evet, Fahri şimdi Başkanı. Devam edeceğiz ama. Yardımcısı benim. Tamam. Devam edeceğiz. Bugün hiç müzik falan dinlemedik. Şarkı biraz dinlemedik. Derbiye özel. Ahmet Çakır'ın en sevdiği müzik türü. Rap. Can Ref. Derbiye özel bir şarkı yaptı. Evet. Beyaz futbola, derin futbola. Onunla benim reklama adamım, gidelim. Benim adamım. Senin adamın. Benim adamım. Evet. Can Ref. Derbiye özel rap şarkısı Can Ref. Bakın yine çok beğeneceğiniz bir parça yaptı Abdülkerim Hoca. Dikkatli dinle. Sana bakayım, geliyor. Dinleyeyim. Beyaz futbol ekibine yine selam. Can Ref, Saye Derviş İnşa. Size de selam. Kocaman yürekli abiler. Türkçe rap beyaz futbolun içinde. Sarı lacivert bitmez bir aşkımız. Filizlendi ama soldu yine bahçemiz. Cemal'e baki doğru seyrediyor. Sanki milyonlarca fenerimiz soldu yine bahçemiz. 89. dakika Ozan Tufan olmazsa devi taraftar tufanı eserdi belki de şimdi. Bahane değil ki bak hiçbiri. Suç bizde değil. Gidişat dünden belli, zamanı geldiğinde resti çekmeli. Etki tepki oldu yine bu sözlerin. Fenerin üzerinde bütün gözlerim. Ama bilmelisin her olaca. Artık zamanı geldi, gitmelisin her olaca. Yaka paça kovma dansini, kendi rızan ile istifayı vermeli. Evde yemek gerek biraz maça. Haftalardır kola gömen Samatta'ya. Oynatmak hangi akla hizmet almak bana. Hakkını teslim edeyim Beşiktaş. Kimse senden beklemezdi böyle bir savaş. Sezon başında kocaman üsrü. Şimdi şampiyonluk yolu yolunda tam gaz. Ama unutmamak gerek daha çok var. Bir umut yine senin için sarı kanar. Yağım gelsin o zaman dik advokat. Ya da Benjamin Toşak. Evet, derin futbolda haftayı noktalamak üzereyiz. Şimdi ben buradan bir selamımı göndereyim hocam. Sonra sözü sana vereyim. Mehmet Ali Yıldız'a lakabı Mali. Buradan derin futboldan, beyaz futbol ekibinden selamlar. Sütütüyor, şimdi bir huzur çöktü. Abdülkerim hocamıza sözü vermeden önce bir buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Spor Yazarları Derneği, hani bilmiyorum sizin elinizde mi yoksa elinizde değil mi bilmiyorum ama milli maçlara kamera alınmıyormuş. Yani stadın içine kamera sokulmayacak. Etrafında da belli bir yere kadar kamera girebilecek. Yani herkes kamerasını arabada bırakacak, stada gelecek, maçı izleyecek, çıkacak. O zaman basın niye orada olacak? Hani eğer gerçekten UEFA, FIFA böyle bir şey diretiyorsa buna yapacağınız bir şey yok. Ama eğer böyle bir durum yoksa bana çok da doğru gelmedi bu uygulama. Bir kez daha bir gözden geçirirseniz, hani biz de oradan gidip haber alacağız, program yapacağız. Görüntü olmadan nasıl program yapacağız? Yani biz radyo programı yapmıyoruz, televizyon programı yapıyoruz. Bununla ilgilenirseniz çok teşekkür ederiz, sizlere müteşekkir oluruz. Buyur hocam. Ben değerli kardeşim Ankara'dan Ahmet Bakırcı'ya selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dinçer Balkan, eşi Tülün hanımefendiye ve oğulları Göktuğ kardeşime sonsuz sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum derin futboldan. Büyük Ankara güçlü Mehmet Can Kurtaran ve kızları Zeynep, Zehra, Sümeyye kardeşlerime de saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Benim Karagümrük'ten Can kardeşim,
öz kardeşim gibidir. Zafer Yeşiloğlu, onun değerli abisi Güngör Yeşiloğlu'ya da buradan selamlarımı gönderiyorum. Güngör'cüm, özledim seni. Ve büyük Fenerli Ahmet Büyükbalık. Mobilcadde.com'un sahibi değerli dostum Ahmet Büyükbalık. Sana selamlarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Derin Futbol'dan sonsuz selamlar. Ve bayram yemeği Instagram sayfasını ve O Onur, iki oyla O Onur Yıldız kardeşimin sayfasını lütfen takip edin. İkisi de çok kaliteli sayfalar. Peki. Çok teşekkür ediyorum Rica hocam. Rica ediyorum. Buradan bütün Instagram takipçilerimize, Twitter takipçilerimize evet. Selam olsun. Hakikaten. Son olarak söylemek selam. İstediğim bir şey var mı? Ben milli haftaya girdik. Evet. Teminki yorumlarım belki biraz şey oldu ama yani Hollanda ve Norveç maçlarından hakikaten zor değil mi? Çok zor görüyorum iki maçı da. Çünkü Hollanda iyi bir kadro oluşturdu bir çöküşten sonra. Hı hı. Norveç'te de Haaland'la Sørloth var. Haaland var, Sørloth var. Yani milletim zor ama dur bakalım. Ya zor maçlar Fransalı oynayacağız. Gruptan çıktık buradan da inşallah. Zor maçlar oynayacağız hani onu söyleyeyim. Türkiye bizim, zoru sever. Bir de bizim milli takımın ne yapacağı belli olmaz yani. Doğru, anladın mı? Belli olmuyor. Yani şimdi biz söyledik ya tam tersi Hollanda'yı Norveç'i yenerler Letonya'yı yenemezler. Yani. Falan filan böyle garip garip evet. Şeyler oluyor. Yani rahmetli Atta... Gidelim ya Dünya Kupası'na gidelim. Zevk ben sana tabii gidelim. Zevk olur master ederiz de yani rahmetli Ahtopol Paul vardı biliyor musun? Ahtopol evet. O rahmetli oldu o Ahtopol Paul. Yani o rahmetli olmasa bizim milli takım öldürürdü onu. Yani yanlış bulamazdı bizi anladın mı? Valla yani bizim maçları bulamazdı hayvan kahrından ölürdü de Allah'tan zamanında peki, vefat etti. Ahtopol Paul'e Allah rahmet eylesin. Onu haftaya sadece pazar günü var Beyaz Futbol. Tabii ki ardından lig başlayacak ve 3 gece yine karşınızda olacağız. İyi haftalar, iyi geceler, hoşçakalın.